Herkes ekran başına. Stüdyomuza bugün Hakan Peker konuk oluyor. 90'lı yıllarda elde ettiği başarıyı hala devam ettiren, albümleri binlerce kişi tarafından dinlenen Hakan Peker, gündem yaratacak açıklamalarıyla birazdan duymayan kalmasın da. Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak, gözlerinde buluşup ellerine dokunmak. Hadi kendim kibrit çok, şu kalbim alev alev yansın, sana alev alev yansın. Yok böyle tesadüf. Aslı Enver'in bindiği boz plakalı aracın sırrı ortaya çıktı. Sevildik, sevildik, alıştık ve ayrıldık. Biz aşkı meğer bir oyun sandık. Sevgilisi Murat Boz'la arasının bozuk olduğu gündeme gelen Aslı Enver'in bindiği boz plakalı aracın sahibi kim çıktı? Duyunca çok şaşıracaksınız. Birazdan... Yanında olsaydı. Bitmeyen kavga devam ediyor. Demet Akalın kendisi hakkındaki şok açıklamalarıyla gündem yaratan Hande Yener'e ne cevap verdi? Birazdan duymayan kalmasın da. Günaydın efendim, günaydınlar Star ekranlarından, duymayan kalmasından günaydınlar. Günaydın Selen'cim. Günaydın sevgili seyirciler. Sen de önce devamlı. Tamam, önemli değil yani. Ben biliyorum senin atak davranacağına, önemli değil ama zaten benim günaydın dememi bekledikleri için sıramı bekliyorum. Önemli değil. Sevgili seyirciler, güzel bir perşembe geçireceğiz. Yine gündem dop dolu. Yine acayip acayip haberler, olaylar var. O yüzden siz ekran başınıza hoş geldiniz. Cengiz Semercioğlu, siz de hoş geldiniz. Günaydınlar. Günaydın canım, harika görünüyorsun yine. Teşekkür ederim, çok mersi. Kolyene bayıldım. Öyle mi? Teşekkür ederim. İncicim yaptı canım. Bayağı öpüyorum onu. Cowboy gibi böyle. Öyle mi? Aha, güzel çok, yani. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok tasarımı maalesef. Sevdim. Peki efendim, bugün Hakan Peker stüdyomuzda olacak. Hakan Peker ile müzik konuşacağız. Borç isteyebileceğiz. Hey borç versin. Hakan'la sohbetimiz renkli, güzel geçecek Hakan efendim. Hakan Peker estetik ameliyatı olmuş ve bu gençliğini de buna borçluymuş falan gibi şeyler bana Hakan Peker'in geleceğini duyanlar yazmışlar. Doğru mu değil mi Hakan'a soracağım valla. Çünkü bir insan hayat boyu hiç değişmez mi? Yani adam 20'li yaşlarında neyse hala 50 yaşına merdiven dayadı galiba. Aynı adam yani. Aynı yakışıklıkta. Çünkü aynı. Kendine iyi bakıyor. Aferin, iyi spor yapıyor. Bayılıyorum ya. Ve bayılıyorum ben Hakan Peker'e. Hayatına özen gösteriyor. Evet, onlara bakalım ama şey estetik yaparız. Müdahaleler de var mı onu soracağız. Benim bildiğim yok ama sorarız. Peki devam edelim o zaman. Günün ilk haberi bir aşk haberi. Allah güzel. Aynen. Ve çok sevilen bir oyuncu ile ilgili, sevilen bir dizinin setiyle ilgili bir aşk haberi efendim. Çağatay Ulusoy'la ilgili işte Yeni Aşk İçeride diye İçeride dizisinden bir aşk haberi geldi. Bugünün ilk konusu bu. Duygu Sarışın'la Çağatay Ulusoy. Çağatay Ulusoy İçeride dizisinde Sarp karakterini canlandırıyor ve çok da seviliyor. Duygu Sarışın ise dizide Komiser Sema rolünde ve ikili arasındaki yakınlaşma olduğu iddia ediliyor. Var mı sahneleri elimizde? Var tabii ki, olmaz olur mu? İzleyelim bakalım, bakalım. Çağatay'la Duygu'nun sahnelerini. Nasıl olmuş? Bu konuyla ilgili bilgi vermemiz yasak. Siz müdürümü nereden tanıyorsunuz? Eski karısıyım. Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın
aşk iddiaları ve tabii ki bu özel görüntülerde hem beraber eğlendikleri gece kulübünden var hem de evet. bir kafeden Şimdi görüntüler. Bu gece kulübünü biliyorum ben. Burası Yeniköy'e yani gizli bir yer. Senin gece kulübünün. Evet. Gittiğim bir yer. Burası gittiğim bir yer ve zaten Çağatay'ı da görüyorum orada. Duygu Sarıcı'nı görüyormuş ama görsen tanımayabilirsin. Duygu Sarıcı'nı görseydim de tanımazdım zaten. Ama şöyle söyleyeyim Çağatay hep arkadaşlarına geliyor. Yani kızla erkekli karışık grup geliyor onlar orada. Yani bunlar da setten arkadaşlar. Hep beraber gitmiş olabilirler yani. Yani. Ama bu kafede bak. Kafede de Çağatay'la Duygu'nun görüntüleri var. Ama orada var. Da tek başlarına değiller ki. Yani şimdi insan kendinden yola çıkarak hani yorum yapmak istediği zaman hani şimdi bakıyorum görüntülere iki kişi karşısında da başkaları oturuyor. Bak hı hı. 1, 2, 3, 4. Belki yönetmen var. Belki dizi ekibi yani, olarak beraber kafeye gittiler. Belki de gece görüntüleri de hep beraber eğlenceye gittikleri bir geceden yalnız olabilir. Yalnız Çağatay için şunu da söyleyebiliriz. Çağatay böyle hani illa fiziği şöyle olsun, tipi böyle öyle bir çocuk değil. Enteresan şeylere yani çok iyi tanımıyorum ama onunla ilgili duyumlarım hep böyle. Yani olmadık bir biliyorsun ilk çok en büyük aşkım kendinden 14 yaş büyük bir kızla beraberdi ve yapımcısıydı. Ve onunla beraber hiç kimseye bakmadı, etmedi, aldatmadı. Büyük de aşk yaşadılar onunla. 5 sene falan. Ondan sonra Serenay'la mı oldu? Ondan sonra Serenay'la falan oldu. Yani şimdi kıza bakıyorsun. Yani güzel bir kız, hoş bir kız da. Hani diyorsun acaba olur mu olmaz mı? Olabilirdi. Ama hani sadece bir gece kulübünde hep beraber eğlendiler. Şimdi kendim de gidiyorum bakıyorum. Gece kulübünde eğleniyorum arkadaşlarımla. Şimdi beni de çekseler sevgili yazdım. Yani buradan empati yaparak... Olmayabilirdi bu iş diyorum. Çünkü sarmaş dolaş falan bir durum yok. Orada gayet. Şimdi uzun zamandır özel hayatıyla gündemde olmayan Çağatay Ulusoy sonunda yalnızlığına son verdi diyor haber. Ulusoy aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu olan Duygu Sarışın'da buldu. Bu birliktelik ikilinin kariyerine de yansıdı. Duygu Sarışın Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu içeride dizisine katıldı. Daha önce Kaçak Gelinler, Güneşi Beklerken ve Rengarenk dizilerinde rol alan Sarışın şimdilerde içeride de bir polis memurunu canlandırıyor. Polis komiser Sema'yı oynuyor Duygu Sarışın. Daha önce Kaçak Gelinler'de de oynamıştı. En son Ertuğrul 1890'daydı Duygu Sarışın. Oradan da bu diziye geçti. Bu dizide ama şimdi setlerde hep konuşuyoruz ya sürekli birbirlerini gördükleri için sürekli yakın oldukları için gerçi dizinin hikayesinde, içeriden hikayesinde Sarp'la Sema, komiser Sema arasında böyle bir aşk ya da karşılıklı yakınlaştığı sahneler yok içeride dizisinde. Hı hı. Ama sonuçta aynı setteler, aynı günlerde, aynı saatlerde çekimler yapıyorlar. Ve dışarıda olabilir. Da hem gece kulübünden hem de kafeden demin ekrana gelen özel görüntüler var. Olabilir de olmayabilir de öyle söyleyeyim sana. Yani olabilir de olmayabilir de. Yani insanlar artık normal bugün de herkes arkadaşlarına beraber bir gece kulübüne gidiyor, bir konsere gidiyor, bir şeye gidiyor. İlla sevgili olmuş olmaları gerekmiyor ama göreceğiz bakalım. Bakıyorum da şimdi Duygu Sarışın acaba konuyla ilgili bir açıklama yaptım yapmadı mı diye. Ne açıklama yapacak Twitter'da, konuyla ilgili Allah aşkına. Der ki ya öyle değil der bir şey der. Muhtemelen zaten öyle diyecektir. En azından Twitter'a çünkü bu haberler çıktığı zaman gazetelerde bugün hem gazetelerde var hem de pek çok internet sitesinde var. Şimdi Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın bu sabah kalktıklarında emin ol bu haberlerle uyanacaklar. Evet. Şimdi eminim arkadaşları telefon açıyordur. Enteresan bir kız. Bütün dünyayı dolaşmış, gezmiş, görmüş falan böyle evet, değil mi? Bütün yaşamayı seven bir tip gibi gözüküyor. Enteresan bir kimlik olduğu için de hani Çağatay'ın dikkatini de çekmiş olabilir. Evet yani. Bak bu fotoğraflarda kendi Instagram sayfasından evet. Duygu Sarışın'ın Çağatay'ın yeni aşkı diye iddia edilen. Yani evet, olabilir. İyi de bir ailenin kızı olduğunu sanıyorum ben. Yani aileden görmüş gibi geldi bana. Hemen insan kendini belli ediyordu ya. Hemen sen. Hani bir sonradan görenler var ya arkadaşlar. Hani sonradan şu marka çantaları falan şey yapıyorlar ama hani değişik değişik semtlerden falan gelen. Bu belli ki annesinden, babasından, ailesinden, danısından. Bunu albümüne gir, aile albümüne. Muhakkak bütün ailede böyledir evet, gibi bak, bir hissiyat geçti bana kendisinden. Seyahat etmeyi seven, evet. Böyle Paris'ten uzak doğuya kadar pek çok yeri gezmiş gördüğün gibi duygusal. Ya oldu? Bu renci benimle uğraşıyor, çok tatlısın. Evet, anası danası dediniz, danıyı anlamadık dediler de. Arkadaşlar bu lafın arasında söyleniyor, tamam.
Lafın evet. gelişi denir ya. Evet. Peki. Evet bakayım ne demiş. Duygusal şimdi bir şey dememiş. Ne diyecek hayatım, daha sabahın körü. Arkadaşlar şu an arıyor. Diyor ki evet. Çağatay Ulusoy'la aşk haberleri çıkmış. Evet. Hemen ona telefonlar geliyor. Eğer tamam. uyuyorsa çünkü oyuncular geç saatte kalkıyorlar. Çünkü alan memnun, satan memnunsa. Niye satan memnun? Belki evet. kızın başka bir ilişkisi var. Belki kızın başka bir ilişkisi olursa o gece kulübünde sabaha karşı 3'te 4'te o gece kulübü saat 2'den sonra 1.30'dan sonra gidilen bir gece kulübü. Hepimiz gidiyoruz. Şimdi benim erkek arkadaşım varsa, oyuncu bir arkadaşım da olsa onsuz gidemem oraya. Öyle olmaz öyle şey. Erkek belki arkadaşım. Ekip olarak gittiler diyorsun. Ekip olarak gitse de bu özel bir yer. Bir galas değil, bir şey değil. Erkek arkadaşının da özel bir gecede yanında olması gerekiyor. Bence erkek arkadaşı falan yok. Çağatay'la da olabilirler. Evet. Gayet de normal bir durum olabilir yani. Bakalım Çağatay cephesinden ve Duygu Sarış'ın cephesinden konuyla ilgili ne yorumlar gelecek? Evet. Başka var mı aşk? Aşk yok ama kavga dövüş var Demet Akalın Hande Yener cephesinde. Yine. Yine. Çünkü dün yayınlamıştık biliyorsun. Hande Yener açıklamalarda bulunmuştu. Zeytin dalı uzattım Demet Akalın'a ama kırdı zaman zaman uzattığım zeytin evet. dallarını diye. Dedi. Sonra? Dedi. Ondan Demet sonra de cevap verdi. Demet de cevap verdi. Bana bu soruları sormayın falan diye bayağı bir atarlandı muhabirler. Önce onun görüntüsünü izleyelim. Benim hiçbir problemim yok Demet'le. Sadece biz bir şekilde birbirimizi görünce gıcık oluyoruz. O fazla ilgileniyor benim hayatımla. Ben mesela hiç ilgilenmiyorum. Bir emoji vardı ya, o emojiden sonra ama daha gelindi. Öyle yansıttı, öyle değil dendi. Hala o öyleymiş gibi konuşuyor biliyorsunuz. Yani öyle algı yaratıyor. İşte bunlar zaten arayı düzeltmiyor. Yani sürekli negatif algı yaratmaya çalışıyor hakkımda. Benim kadar hümanist, insanları ve hayvanları seven ve hayatında benim kadar bu ülkede birilerinin meşhur olması için destek olan bir isim daha söyleyin bana. Siz bir zeytin dalı uzatırsanız. Ben yani şundan bahsediyorum. Yani. Ben daha önce de zeytin dalını denedim ama o dalı kırmayacaklar. Hülya Avşar'ın dediğine ben çok katılıyorum. Sanatçıdan dost olmuyor. İster istemez bir kıskançlık, bir başka bir şey oluyor. Yani ben öyle bir enerjide de dostluk kurmak niye zorlayayım kendimi? Ama hiçbir sorun olmamasını da istiyorum tabii ki. Niye olsun? Niye benim her söylediğim laf ona gidiyor mesela? Evet. Neden? Mesela geçen... Neden ben kötü bir şey deyince o algı... O zaman bunun suçlusu ben miyim mesela? Bir önceki röportajınızda mesela beni varoşlarla karşılaştırmayın demiştiniz. Varoş sorular dedim. Bakın bu sorular varoş sorular dedim. Bu varoş fikirler kiminse onlara sorun. Bu varoş fikirler kiminse onlara sorun. Gittiniz konuyu ona demişim gibi. Ben sürekli bunu ona demedim, şunu ona demedim. O emoji ona değil, buna değil. Ben sürekli açıklama yapmak zorunda da değilim. Biraz konuşalım. Küçük ufak bir konuşsaydık. Bir dakika. Oğlum ne konuşacağız? Karnımız aç. Giriyoruz. Hemen yemek yiyeceğiz. Bir şey diyeceğim. Dün akşam Hande Hanım'la görüştüm. Dedi ki biz Demet Hanım'la aslında aramız çok iyi annelerle. Aramız çok iyi aslında dedi ama bazen dedi. Acelem yok ki benim, o intikam alınacak. Hande Hanım, açıklamalarınız vardı. Demet Akalın'la alakalı bari onlardan biraz bahsetseydik. Hava ne kadar soğuk ya. Üşüyor musunuz? Üşüyorum. Senin sorularından üşüyorum. Tamam, sıcak sorular soralım o zaman. Döner seni de. Soğum hayatım, yarım diyorum. Evet, benim söylemeye çalıştığım buydu. Demet hiçbir zaman konuşmuyor. Konuşmuyor ama şimdi bak dün Hande'nin açıklaması, işte bugün de bir kısmını verdik. Hande'nin açıklaması daha yumuşaktı. Burada konuşurken tamam da şimdi yapıp böyle... yap sonradan yumuşa. O zaman da yani geri geldiğin zaman yani bu ilişkide de arkadaşlıkta da böyle her şey kabulümsün diyemiyor karşı tarafta yani. O yüzden de hani zamanla belki çözebilirler ama çözmeyebilirler de. Yani Demet konuşmuyordum. Hiçbir zaman aslına baktığımız zaman Demet daha böyle kavgacı ve üslubu daha sert gözükse de onun kanına dokunulduğu zaman yapıyor bunu. Ama normal şartlarda hiçbir zaman ben durup dururken Demet'in ağzından Hande ile ilgili bir şey duymadım. Hep Hande'den geliyor olay. Ona yansıtıyor, o da cevap veriyor. Artık onu da vermiyor. Farkındaysan.
O yüzden... Şimdi öf yeter artık ya, bana bunları sormayın diye hızlıca mekandan içeri giriyor. Söylüyorum sana ben. Yani sen ve... biraz daha handecisin o yüzden. Handeci değilim ben, ortadayım ya. Sen mi ortadasın? Evet. Ben senin hayatta hiç ortada olduğunu görmedim. Tam ortadayım. Bana mı söylüyorsun? Handeci mi? Tabii tabii, çok ortadasın. Sonuçta hangisinin, ikisi de benim için hani pop müziğin değerli isimleri. İkisinin de albümleri, şarkıları iyi olduğu zaman ikisini de takdir ediyorum. O zaman i̇kisi bazen objektif bakmamız gerekiyor. Çünkü ben Hande'yi de tanıyorum. Ama şimdi Hande'yle tabii şeye gidince en son, Amsterdam'a beraber gidince. Tabii orada bir yüzden... yakın bağ da olabilir. Olabilir, insan sevdiğini daha çok koruma hissiyatının içerisine girebilir. Kimi seviyorsa onun yanında olmak isteyebilir. Ama ben mesela Demet'e şu anda kızgınım ve kırgınım. Ama şimdi doğruyu söylemem gerekiyorsa burada doğruyu söylemek zorundayım gibi. Yani objektif bakmak durumundayız ya, burada şu anda konuşan Hande. Hande'nin bak, yerinde olsam konuşmam artık. Yani çünkü Demet muhatap almıyor. Evet, bak Demet aynen böyle arkasını dönüp döndü gitti. Gidiyor. Bana en sorulmayacak soruları soruyorsunuz diyor. Yani. Kesinlikle Hande ile ilgili bir soruyu kabul etmiyor. Tamam, Demet etmiyorsa biz de artık... Ama Demet, Hande de konuşmadı işte bak. Demet Akalın diyor, dün açıklamanız daha var. Daha ne konuşsun, dün belgesel yaptılar ya. Ya yeter yani, o kadar yeter artık. Evet. Açıklama yapmadı yani. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ'a geçelim. Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün çocuk kariyere zarar verir mi vermez mi diye Serenay'ın bir açıklaması vardı ya. Hı. Muhabirler o soruyu soruyor, siz çocuk istiyor musunuz falan diyor. Evet. Kıvanç da biz çocuk istiyoruz inşallah çocuğumuz olur diye bir açıklamada bulunuyor. İzleyelim o zaman. Diziyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Çok güzel gidiyor. Reytingleri çok güzel ama bir nazar dayı diyebilir miyiz? Bir geçen hırsızlık olayı yaşanmış galiba. Hangisi? Hırsız girmiş Cesur ve Güzel'e. Bir şey söyleyeyim Çiçek mi sana? Ki... Samimi konuşuyorum. Genelde mesela bizim setimizin, ben seti bitirdikten sonra eve geçiyorum. Benim setimde olmayan bir olay. Yani benim denk gelmediğim bir olay. Ben de gazeteden okudum bunu. Yani böyle bir şey olmuş, sormadım da oldum olmadım diye, ama böyle bir şey olmuşsa herhalde talihsizlik olmuştur. Yapacak bir şey yok. Yani her setin başına gelen bir şey bunlar. Ama göz önünde olan bir iş yaptığınız zaman 3 kişi konuşuyorsa şimdi 30 kişi konuşmaya başlıyor. Ondan dolayı yani çok fazla büyütülmemesi gereken şeyler, her sette olabilen mevzu. Ben olup olmadığını da bilmiyorum yani, sormadım da ama gazeteden okudum. Öyleyse eğer talihsizlik olmuş. Geçen de 1. yıllarımızı kutladık evliliğinizi. Evet siz aynen. Bir sene dolu dolu. Çok güzel geçti. Çok bir güzel seneyi nasıl özetlersiniz siz? Ya herkese nasip etsin inşallah. Ben çok mutluyum. Ondan sonra yine sevdiğimiz dostlarımızla bir arada vakit geçirdik. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Snyder'le çok iyi kankasınız, yakın arkadaşsınız. Diye. Evet. Hatta çocuğunu... Benim Türkiye'deki en yakın dostlarımdan bir tanesidir. Snyder'ın çocuğu. Kar sahibi ilan edildi. Sarı olduğu için size benzetiyorlar. Siz nasıl söyleyeceksiniz bu haberler hakkında? Snyder'ın kendisi zaten sarı. Hani yani... kar sahibi, hani bir duruşu var Snyder. Yok, Snyder zaten hani anneye babaya baktığınız zaman zaten hani çocuğun tar sahibi olmaması zaten mümkün değil. Biz de çok seviyoruz. Ondan sonra biz de... bizim de sürekli ilgimizde, sürekli kucağımızda, dünya tatlısı bir çocuk. Allah şansını açık etsin inşallah. Ya darısı çocuk sahibi olmak isteyen herkese. Size böyle bir düşünce... Geçen gün söyledim tekrar ya, kısmet bu işler. Yani neden olmasın? Çocuk çok seviyorsunuz, öyle biliyoruz. Oğlum ben 5 kardeşli bir aileden geliyorum. Normalde. Çünkü yeğeniniz olduğunda kız kardeşim. Benim 9 tane yeğenim var bu kaç arada. Kaç tane hastanede olur? Maşallah benim 9 tane yeğenim var. Çocuk sahibi olmak isteriz. Bu işler nasip kısmet. Senin Selika'nın bir açıklaması var. Anne olan ya da baba olan oyuncular kariyerini çok etkiliyor diyorlar. Böyle düşünüyor musunuz siz de? İsim üzerinden almayalım. Genel anlamda ben etkileyeceğini çok düşünmüyorum. Yani çünkü okurduğun sistem, okurduğun düzen... o rüzgarın içerisinde bir şekilde yolunu bulur ve oturur, bir stabil duruma gelir. Yani ona inanıyorum ben. Hani göreceli bir kavram. Sen bütün bunları gözü alarak evlen. Evet yani. Kıvanç Tatlıtuğ'un açıklamaları böyle. Tabii tek yani evlendiklerine göre çocuklarının olması da gayet normal bir şey yani. Evet. Olacak olması çünkü da. Çünkü 5 kardeşli ve 9 yeğenli bir aileden geliyor Kıvanç Tatlıtuğ. Ne güzel. Tatlıtuğ. Evet. Kalabalık bir aile. Ve tabii ki kendisi de çocuk istiyoruz diye defalarca söyledi. Ama tabii muhabirin oradaki bir sorusu da garip.
Snyder'in oğlu size benziyor diyor. Yani i̇şte ne yani demek bir şey için? Ama konuşacak bir şey yok ya. Ya şimdi bu hayır bu... yani konuşacak bir şey olmadığı için artık tabii ki bazen saçmalıyorlar. Hayır şimdi Snyder'le Kıvanç'ın, Başak'ın aile olarak dostlukları gayet iyi biliniyor zaten. Hayır şunu demeye geçen günkü şey görüntüleri var mı arkadaşlar? Dergi töreninde de vardı, beraberlerdi. Yan yana oturdular, ben de o törendeydim. Beraber geldiler, beraber gittiler falan. E tamam da şey, şimdi birdenbire direkt i̇şte. Çocuk konusuna gelemiyor. Ne Snyder'in tamam, oğlu sana benziyor. Tamam, Snyder'in oğlundan girdi şimdi, giriş yaptı. Öyle öyle hani bunlar dik sorular diye düşünüyor muhabir. Korkuyordu o sırada hani hafiften, ha. Tırsıyor. Snyder'in çocuğu size benziyor falan deyip konuya geldi işte. Anladın mı? Ama virajla. Öyle bir viraj olur mu? Ama ben... O virajda kaza olur yani. Çünkü şöyle hani bu söyleyeyim. Ne demek? Snyder'in oğlu sana benziyor dersen... Olmaz yani. Başka bir şeye gider yani bunun ucu. Şimdi Kıvanç Tatlıtuğ gerçekten çok düzgün bir çocuk yani. Gerçekten evet. Her şeyini düzgün ve saatinde yaptı yani. Eşinin de arkasında durdu, evliliğinde yaptı. Her zaman söylüyorum bunu çok yakışıklı olmuş. Bakarken insan gerçekten konuşmasından dahi etkileniyor. O kadar Allah güzel yaratmış ve karakterli, kişilikli de yaratmış. O yüzden de... İşte görüntüler şeyde. Dünya starı, bak hı-hı. Dünya starı olabilecek vasıflara sahip Kıvanç. Yani o kadar yakışıklı bir çocuk yani gerçekten. Evet. O yüzden de hani bütün bunlar onda var olup hayatına birisini soktu ve evlendi ve bir aile oldu. Demedi ki hayranım, demedi ki çapkınlık yapamayacağım, demedi ki her çiçekten bal alamayacağım. Gayet güzel bir duruşla hayatını devam ettiriyor. Kutluyorum onu. Evet, Allah çocukları nasip eder inşallah. Amin. İstediklerine göre. Amin, herkese nasip etsin aynen. İnşallah. Peki, evet. Recep İvedik, şimdi Türkiye'de tartışması devam ediliyor. Niye bu kadar salonda oynuyor, işte neden başka filmlere salon açılmıyor falan gibi tartışmalar dönüyor ama bu tartışmalara en güzel yanıt nereden geldi biliyor musun? Hollanda'dan geldi. Çünkü Hollanda'da şunu söylemişler, ya bu film... Hollanda sinemalarında çok izleniyor. Daha fazla salon verelim demişler. Ya. Görüyor musunuz? Yani Hollanda'da bir Türk filmine daha fazla salon verelim denirken bizim burada niye Recep İvedik? Yani bu Recep İvedik'e karşı böyle bir antipati niye var yani? Bir çekememezlik var daha doğrusu. Değil mi? Tabii. Yani çünkü... Hastalık var bende. Çünkü şöyle bakılıyor olaya. Hani çok kaba saba bir film. Ya sadece kaba saba esprilerle güldürmeye çalışıyor. İşte yok bir gaz çıkarma, yok böğürme, öğürme ay, neyse. Şey, abi bu gülüyor muyuz? Esprilerle, ha, gülüyor işte, muyuz? He, bu tür espriler olduğu için bunu sinema olarak değerlendirmiyor bir takım çevreler. Ama ben de sana diyorum ki yıllarca Türk sinemasında da birçok karakter vardı küfür ederek güldüren. Hı-hı. Yani hep İnek Şaban devamlı küfür etmiyor muydu ya? Ediyordu tabii ki. Hani tabii. Şey diyor bir şey oğlu bir şey diyordu. Yani devamlı ha ha iyi diye gülüyordu. Millet de ona gülüyordu yani. Yani şimdi tabii ki mübalağa olacak komedide yani. Gayet normal bir şey. Gülüyor. Adama gidiyor mu insanlar? Gidiyor. Rekor kırıyor mu? O zaman arz ve talep meselesi. Yani çoğunluğun alkışladığı bir şeyi kabul edeceksin. Kabul görür zaten. Dün Hıncı Alıç yazdı. Bugün de Ertuğrul Özkök yazdı. Ne yazmışlar? Diyorlar ki insanları silah zoruyla mı salonlara götürüyorlar? Aynen. Anladın mı? Demek ki insanlar bunu izliyor ve dünya sinemasında da bu örnekler, buna benzer örnekler var. Bu tür komediler var. Dünya sinemasında da var, Hollywood'da da var, İtalyan sinemasında da var. Var oğlu var. Dolayısıyla Recep İvedik'e neden bu burun kıvırma diye. Ama kim burun kıvırırsa kıvırsın Recep İvedik. Yoluna devam ediyor. Hem kendi rekorunu kırdı. 1.890.000 kişi tarafından izlendi. İlk 3 gün rakamı bu. İşte dediğim gibi Hollanda'da da 15.500 kişi tarafından izlenmiş Recep İvedik 5. Amsterdam ve Rotterdam'da 12 sinemada gösteriliyormuş. Salon daha fazla salon açalım. Çünkü hani bu tür bir filme Türkler çok fazla ilgi gösteriyor. Çok fazla seyirci geliyor. Recep İvedik 5'e 12 sinema salonundan daha fazla ya salon açalım diye. Ya ben ne okudum biliyor musun? Bu fragmanı yayınlandı ya 20 milyona ulaştı. Fragmanı. Şeyden önce. Yani adamlar yabancı ne yazmışlar biliyor musun onun altına? Bu nedir ki bu kadar çok seyrediliyor yazmışlar. Yani bu ne yani anlamıyorlar da ne tabii. Olduğunu. Yani inan orada yabancı insanların dikkatini çekiyor yani İngilizce yazmışlar. Bu ne ki bu kadar çok fazla seyrediyor abi diyor mesela birbirine yani. Enteresan bir şeysi var yani. O yüzden bu başarıysa akıcı. Ve yemin ediyorum size bu Recep İvedik 5'te çıkarken ağladım ben gözüm. Yani şey oldum.
milli duygularını kabartıyor insanı gerçekten. Yani kaba saba bir Recep adam ama. Recep İvedik'te ağlayan tek seyirci Seren Serengil. Yo, çıkarken herkes çok duygulandı. Ya Recep İvedik 5'te de ağladıysan gerçekten aşırı duygusal bir insansın. Ya sen Cengiz gerçekten hiç ne seyrediyorsun ne biliyorsun. Sonunda ağlattı. İzleyeceğim filmi çünkü izleyeceğim ama ağlayacağımı zannetmiyorum yani. Recep İvedik'te ağlanır mı ya? Recep İvedik'te gülünür. Güldük ama sonunda da herkes gözü yaşlı çıktı oradan git. Öyle mi? Türksen. Duygulanır ve şey duygulanırsın olsun. Duygulanırsın orada. Çünkü ne yaptı o kaba saba dediğimiz adam. Aha. Öyle yaptı öyle yaptı. Türk'ün gücü öyle dedi böyle dedi. Bütün... ne yaptı etti. Herkese savaştı kazandı. O yüzden seyretmekte gerçekten yarar var yani. Evet. Eşiyle beraber galaya giderken öv beni diye video koymuştu şimdi ya. Şimdi galaya giderken öv beni diye koydu sonradan da koydu biliyorsun. Aynen şimdi devamını koydu. Evet. Öv beni 2 diye. Bakalım. Evet karıcığım. Aşkım, kocan hakkında ne düşünüyorsun? Rekor kırdı. Hı? Hı? Ne düşünüyorsun? Bir daha yanına oturmayacağımı düşünüyorum arabada. Başka? 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 Kocam her arabaya bindiğimizde yapacak mıyız bunu? Söyle ya. Biraz da sen beni öpsen. Öp beni, söyle. Öp beni, sen beni öp. Hadi. Hocam seni tebrik ediyorum. Sağ ol canımsın. Eksik olma. Başarıların devamını diliyorum. Biraz daha öv. 20 saniye kaldı öv daha. Öv daha boş geçiyor video öv. Aşkım övemeyeceğim daha. Lütfen. Rekor kırdım kızım. Aman çok takdir ettim zaten. Öv biraz ballı ballı anlat. Son 7 saniye anlat. Seviyorum seni. Canım ben de seni seviyorum. Eksik olma. Evet. Aşkım. Efendim aşkım. Kocanla ilgili ne düşünüyorsun? bu 5. videomuzda. Evet. 5. provamızda. Söyle. Kocamı çok sevdiğimi söylemek başka? İstiyorum. Başka? Kocamla gurur duyduğumu başka? Söylemek istiyorum. Recep çok güzel oldu. Başka? Başka ne diyeyim kocam? Söyle öv beni. Öv. Çok başka? Iyi, çok çok iyi bir baba olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi bir koca olduğunu söyleyebilirim. Her başarılı erkeğin arkasında senin gibi bir... Vallahi. Ya bir şey söyleyeyim çok komik çocuk ya. Vallahi. Çok tatlı çocuk bu Şahan yani gerçekten. Bir de başka başka diyor. Zaman geçiyor ya sevgili seyirciler. Öv beni diyor yani karısına ve zaman geçiyor diye de bir de müdahale de ediyor yani baskıcı. Aynen. Bir kız da diyor ki 5. provamız diyor artık yani. Bak bu ilkiydi zaten bu galaya giderken olan videoları. Ya öldüm gülmekten sonra, ya. Sonra şu ikinciyi bir daha yayınlasanız arkadaşlar. Ya, eşi de çok tatlı koydu. Bir kız aynen. Yalnız ya. Çekiyor bunu belli ya, yani. Kocan diyor rekor kırdı öv beni diye. Evet bir daha sesini aç. Ay, bu video çok kocan tatlı. Kocan hakkında ne düşünüyorsun? Rekor kırdı. Bak. Kızım bak bunu diyor. Ne düşünüyorsun? Bir daha yanına oturmayacağımı düşünüyorum arabada. Başka? Bak. Başka? Bak başka ısrar ediyor. Zaman geçiyor ya. Başka? Kızıcık. Kocam her arabaya bindiğimizde yapacak mıyız bunu? Söyle ya. Her biraz arabaya... da sen beni öpsen. Öp beni söyle. Öp beni diyor. Öp beni sen beni öp. Kız doğum yapacak hadi. Ya. Kocam seni tebrik ediyorum. Sağ ol canımsın. Sağ ol canımsın. Başarıların devamını diliyorum. Biraz daha öp. 20 saniye kaldı öv daha. Ya çok tatlısın ya. Öv daha boş geçiyor video. Öv. Boş geçiyor. Övemeyeceğim daha lütfen. Rekor kırdım kızım. Ya kıza fenalık gelmiş biliyorsun değil mi? Zaten. Öv biraz ballı ballı anlat. 7 saniye anlat. 7 saniye. Canım ben de seni seviyorum. Çok tatlısın. Evet, çok. Çok güzel. Çok tatlısın. Evet. Selin Gökbakar ve Selin Şahan de çok Gökbakar. Tatlı yani. Gerçekten aynen. Çok tatlılar yani. Aynen. Belli ki Şahan'ı çekiyor. Baskıcı bir tarafı var yani ve o videoyu çekmek için de önceden de bir 5-6 tane prova da yapmışlar. Kıza fenalık gelmiş artık. Kocan rekor kırdı kızım diye. Evet. Öyle diyor ya. Çok iyi, tatlısınız. Vallahi. Evet aynen. Biz seviyoruz. Hem Şahan'ı seviyoruz hem Recep İvedik'i seviyoruz. Evet. Başarılı buluyoruz. Selin Hanım'ı da seviyoruz. Selin Hanım'ı da çok seviyoruz. Aynen. İkinci çocuk da yolda. Yakında doğum yapacak bunu. Öv beni öv beni derken. Şahan'ı överken doğum yapacak değil mi arabada? Kız en son çünkü karnını tutuyor yani. Karnını evet. Tutmaya başladı biliyor musun?
Hayır, yani fenalık geçirdi yani. Her artık araba bindiğimizde yapacak mıyız bunu diye ya. İşte yapın daha, vallahi çok komik oluyor. Çünkü o kadar hiperaktif ki o arabada giderken ki o yolculuk bile ona fenalık geçirtiyordur. Anladın mı? Orada bile bir şey yapacak yani gerçekten. İkinci çocukların doğumu Mart ortasında olacak. Bir ay işte 15-20 günleri falan kaldı herhalde. Allah sağlıkla kucaklarını almayı nasip etsin efendim. Peki devam edelim o zaman. Geçen gün Safiye ile Faik haberi vardı ya. Bülent beni çok üzdü diye Safiye Soyman'ın bir açıklaması vardı. Ve hatta bir AVM'ye gittikleri yaptıkları gösteride Safiye Soyman'ın gözyaşları dökmesi Bülent Ersoy'un söylediği laflara olduğu söylendi. Ona üzüldüğü söylendi. Ama öyle olmadı ortaya çıktı. Çünkü Faik onun ağzına burnuna bir pasta sokuyormuş. Bir de aldığı tek taşı sahte çıkmış tabii. Faik Bey iyice görelim. Son günlerde çuvallamaya başladı yani gerçekten. Görelim o görüntüleri bakalım. Bu yıl Safiye Hanım'ın doğum günü. Evet. Bu doğum... Mikrofona doğru öksürme. Efendim. Ben yaklaşık bir ay evvel... Üzülürüm, de babamın gün İkimiz birden tutalım hayatım. Ya ben tutarım, sen üzülürüm, ne yapıyorsun? Tutarım ben. Tutamıyorsun lan. Ya tut, üzülürüm. Alkış. Ama sen tutun hiç hayatım. Öyle olmaz. Benim sağ gözüm kısmi felç oldu. Belki fark ettiniz. Onun tedavisini görüyorum. Gözüm kapandıydı. Safiye Hanım'la birlikte bir partnerlikle ilgili bir takım haberler çıkmış. Bunun da doğrultusunda. Evet. Bülent Hanım demiş ki ben lokomotifim. Vagonlarla lokomotiflerin yan yana gelmesi abeste iştigal olur demiş. Safiye Hanım'dan bir cevap rica edeceğim ama Faik abicim sizin de düşüncelerinizi almak isterim. Bülent Hanım'ın bu açıklamasıyla ilgili. Şimdi Faik'in sorunu değil o hayatım. O benim sorunum. O benim haberim. Faik tabii ki konuşursa tam konuşur ama konuşturmayacağım. Kesinlikle konuşturmayacağım onu. Onun şimdi bugün zamanı değil. Zamanı gelince ben çok konuşacağım. Sus. Sus. Bakın. Ama ben bunu zor tutuyorum. Sus. Evet, Faik'i zor tutuyorum diyor. Zor tutmasa yani Bülent Ersoy'a verip veriştirecek anlamında, sallayacak yani, anlamında söylüyor. Çünkü belli ki kızmışlar yani. Safiye de kızmış, Faik de kızmış. Ben lokomotifim, onlar vagon diye. Çünkü haberi hatırlatalım tekrar. Beraber dünyayı gezecekleri bir televizyon programına hazırlandığı söylendi, haberleri çıkıldı. Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan gibi isimler dünyayı gelecekler. Ya olamaz ki. O dünya türü tamamlanamaz yani. O yani, mümkün değil öyle bir şey. Japonya'dan Kanada'ya böyle dünyayı gezip bilmedikleri yemekleri tadıp bilmedikleri restoranlara gidip bilmedikleri yerleri gezeceklerdi. Bu format üzerine tartışma çıktı. Bülent Ersoy da olmaz öyle şey. Ben lokomotifim vagon deyince Safiye Soyman da bu açıklamayı yaptı. Anladım. Ama yani tabii hoş, eğer Bülent Hanım böyle bir şey söylediyse, hani onu da söyleyip söylemediğimi bilmiyoruz da çünkü gazete haberi bu. Güzel bir şık olmamış. Çünkü zaten o gün de söyledik, Bülent Ersoy'un zaten her şekilde, her ortamda, her koşulda birinç olduğunu biliyoruz. Evet, lokomotif olduğunu biliyoruz. Lokomotif doğru. O. Kendini ama hani kendisi söylediği zaman karşı tarafı yaralıyor, rencide ediyor ya, o anlamda şık değil yani. O yüzden Safiye de Faik'in ağzına peçeteler tıkıştırıp. Ama tabii Faik Bey de düşmez o. Tabii yani. Faik Bey de düşmez. Çünkü bu sanat camiasını herkes birbirine laf edebilir ama herkesin kocası, sevgilisi işin içerisine girerse işin içinden çıkamazsın. Büyük hal alır bu sefer. Hani erkek girmez iki kadının kavgasına. Anladın mı? Hı-hı. O anlamda girmemeli yani bence. O yüzden de susturması isabetli olmuş. Bülent bence. Hanım tabii ki bu konuyla ilgili yazılı açıklama yaptığı için o lafı doğru yani. Ben lokomotifim, onlar vagonu yazılı açıklama olarak yaptım. Ha öyle mi? Tabii tabii. Yani bir yerden duyulmuş falan bir şey değil bu. Hmm. Resmi yazılı açıklaması. Dolayısıyla bu lafı söyledi Bülent Hanım.
Yani. Safiye Soyman da zamanı gelince peki söylediyse diye. Zaten böyle bir programı kabul etmemiş oluyor. Hem böyle bu lafları söyleyip de bu lafları yiyip de o programda onunla kimse beraber olmaz çünkü. Yok, o programı diye Bülent Hanım yapmayacak ama Safiye Soyman'ın anlaştığı, Banu Alkan'ın anlaştığı böyle bir üçüncü bir isim şimdi daha bulacak. Şimdi zaten dedim ki sana o günde Bülent Ersoy böyle bir projeyi kabul etmez aslında. Etmez yani. Etmez, bence de etmez. Etmez. Mümkün değil yani. Ha, Bülent Ersoy'luk bir proje değil bu yani. Ama şunu kabul eder. Tek yedi tırla olsa. Hayır, onu şeyi kabul eder. Yedi tırla dünyayı geziyorsa onu kabul eder. Yok, veyahut da tek başına bir yanında birisi olabilir, bir erkek mesela. Veyahut da hani öyle ama bu grupla etmez yani. Evet. Çünkü o her zaman orada kendine az söz yani. Ama bu herkeste vardır biliyorsun hani, değil mi? Sende de var. Herkes de vardır derken. Yani hani işte bu gözyaşları aslında Bülent Ersoy değil, Fahin aldığı tek taş sahte çıkınca onu ağlamış. O da hiç inandırıcı Fahin değil. Fahin Bey yani. Yok yani Faik Bey kandırıkçı bir adam değil bence. Ama tek taş sahte çıkar mı ya? Ama devamlı tek taşta bir adam da bir kadını alamaz ki. Kaç tane aldı daha önceden yani. Bir tanesi de sahte çıkıversin. Veyahut da sahte olsun ne olacak ki? Gerçek olmaz. Hediye hediyedir yani mesela. Değil mi? Önemli olan düşünmektir. Ben sana o zaman her gün bir tane alayım. Ne? Bana alsan... Sahte tek taş ne olacak yani? Beni düşünerek almışsan yani tek taş da almana gerek yok. Bir tane boncuklu bir şey bile alsan o benim için değerlidir yani. Hani... Tamam, yarın boncuklu bir şey alalım Esin'e. Evet, Esin sana alsın sonra bana alır. Esin sen evet. Boncuklu. Evet, Cem Yılmaz abi. Şimdi Şahan Gökbakar'ın demin konuştuk ya. Midem artık. Ay öldüreceksin sen beni ya. Evet pardon. Şahan Gökbakar'ı konuştuk ya demin. Evet. Ebru Şallı da ne yapmış biliyor musun? Önceki gün televizyonda yayınlanan Cem Yılmaz'ın Gora filmini izlerken hala çok gülüyorum diye paylaşmış, fotoğrafını koymuş Instagram'da. Demek ki bundan ne anlıyoruz arkadaşlar? Bundan hala Cem'le Ebru'nun görüştüğünü anlıyoruz. Çünkü nereden anlıyoruz? Şimdi evinde kadın fotoğraf çektirmiş. Peki çekmiş, anlatayım sana o zaman. Hala kadın, çok gülüyorum kadın, ya demiş. Bunu koymuş kadın. Ha. Bu fotoğraftan nasıl görüştüklerini anlıyoruz. Lütfen anlat bize. Kadın olarak hissiyatımı söyleyeyim ben anlamadım çünkü. Anlamazsın. Seni anlaman beklenemez zaten. Ben sana hemen söyleyeyim. Şöyle bir kadın bir erkekle bir şey yaşamışsa evet. Ve bu bitmişse muhakkak o ayrılık ve bitişler iyi olmaz. Ve bir kadın bir erkeği bir daha ondan sonra ağzına almak istemez. Onunla alakalı bir şey de yayınlamaz. Burada anlaşılıyor ki araları iyi ve görüşüyorlar. Görüştükleri için de o böyle bir paylaşımı aslında sinyal vermiş oluyor. Yani şu sinyal şu, her şey yolunda, yola devam. Yani anlatabiliyor muyum? Yoksa Cem Yılmaz'ın bir sürü film seyrediyor Ebru yani. Hani niye Cem'in filmini koyuyor oraya? Yani eğer araları kötü olup da ayrılmış olsa, ben şimdi sevdiğim adamdan ayrılmış olsam, onun filmine falan koyar mıyım ona? Koymazsın tabii. Koyma. Belki de bunun şimdi, konuşulmasını istiyor. Haber olmasını istiyor. İşte yani, çıkıyor gazeteye bak. Ebru Şallı'nın fotoğrafı hop konmuş gazeteye. Tamam. Cem Yılmaz'ın şeyi. Dolayısıyla bunun haber olacağını bildiği için eğer ben bunun fotoğrafını koyarsam, Ebru Şallı yarın gazetelere çıkar. Acaba Cem'le aşk mı yaşıyorlar? İşte bizim programlara şey olur, haber olur. Burada konuşulur. Dolayısıyla böyle olduğu için benim, bu fotoğrafı ben koyayım diye düşünebilirim. Arkadaşım ama Ebru'nun stratejisinin son derece yanlış olduğunu kendisine de söyledim. Ama artık karışmıyorum ve bir şey de söylemiyorum gerçekten. Kendi hayatı kendi bilir, kendi kararları. Ama benim buradaki algım programcı olarak burada bana bu yansıyan şey, arkadaşımı bir tarafa koyduğum zaman bir kadın bir erkekten gerçekten ipleri koparıp ayrıldıktan sonra ne onunla alakalı bir şey paylaşmak ister ne de paylaşır. Bu her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor. Evet. Anladın paylaşma. Mı? Yani, paylaşma. Yani paylaşabilir ya. Ama. He? Yani yolunda gittiği için paylaşabilir. Ben yolunda gittiğinden şüphelenim. O kadar yolunda gitmediğinle ilgili haberler çıktı ki onurunu kıran Ebru'nun. O da şu anda eğer yolunda gidiyorsa oraya da onu paylaşabilir yani. Yani ben bu ilişkin hala yani şimdi geçen yazdı işte bak şu fotoğraflar geçen yazdan fotoğraflar. Neredeyse bu mesele 10 aydır falan magazin basınının 8-9 aydır magazin basınının gündeminde. Bu yaz bir yıl olacak neredeyse. Evet. Ama 8-9 aydır bu mesele konuşuluyor ama şimdi ayrıldıysa hala beraberlerse İstanbul gibi bir yerde bu kadar gizli saklı beraber olabilir. Oluyor olmaları bana biraz çok zor geliyor. Yok hiç zor değil. İstersen saklarsın. Bir kadın, kadın da biter.
Hı-hı. Bir kadın isterse birlikte olduğu insan, eğer karşısındaki insan istemiyorsa ifşa olmaya yaparsın ve evde buluşuyorlardır yani. Ama şöyle bir ilişki olduğunu da düşünmüyorum. Hani işte akşam beraber, her akşam beraber yemek yiyorlar. Her akşam beraberler. Hı-hı. Hani her dakika birlikte olunan bir tarzı yok bu. Arada aşkın. Bir görüşüyorlar. Yani ben Cem'in bir hayatı olduğunu, o hayatın içerisinde de görüştüğü zaman belki bir tek Ebru ile görüştüğünü, ama bunun sıklıklarının bizim kafamızdaki o hani aşkın yaşadığı şekli gibi olmadığını düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Ebru ile böyle bir şey konuşmadım. Yani hani her daim, her dakika beraber olduklarını düşünmüyorum. Anladın evet, mı? Bana da biraz öyle geliyor ama. Çünkü bu Cem'in doğasında yok bence. Cem, evliliği bile Cem'in çok uzun sürmedi. Hayatında Cansu Dere ile bunu yaşadı. Anlatabiliyor muyum? Ve Cansu Dere gibi cool bir kız zaten bunun hayatını kaldırabildi. Hı-hı. O da o kadar kaldırabildi. Yani ben Cem'in böyle mınç mınç 24 saat birisinde uyansın, birisinde işte güne başlasın, akşamda yemek yesin falan, normal diğer insanların ilişkileri gibi bir ilişki yaşayabileceğini tanımıyorum ama tahminde edemiyorum. Peki Cem Yılmaz neden Ebru Şallı ile ilgili bir şey paylaşmıyor da sürekli Ebru Şallı Cem Yılmaz ile ilgili bir şey paylaşıyor? Cem Yılmaz kimin için bugüne kadar paylaştık, Ebru için paylaştık? Böyle bir şeye ihtiyaç duymuyor adam. Çünkü Cem Yılmaz'a bir şey olmuyor. Cem Yılmaz her ilişkisinde prim yapıyor. Erkek sonuçta. Güzel kadınlarla, ünlü kadınlarla ismi çıkıyor. Prim yapıyor demeyeyim de. Yani şöyle söyleyeyim o zaman, düzelteyim dur. Yani ona negatif yansıyan bir şey yok ki. Erkek o. Türkiye'deki en güzel kadınlarla beraber oluyor. Çıkıp duruyor. Ama öbür kadınlar için hep yeren haberler oldu. Çünkü birisinde beraber oluyor. Üç gün sonra Cem onu bıraktı diyor. Öbürküsünde beraber oluyor. Cem onu hep, Cem kuvvetli ya, daha büyük isim ya. Hep Cem bıraktı. Cem gitti falan. Bu kadınlar da bir şekilde eğer ilişkileri devam ediyorsa, yani kısa süreli bir ilişki yaşatmadı densin diye de kendince böyle bir şeyler yapıyor olabilirler. Anladın mı? Çünkü anladım. Hep kısa süreli ilişki macera gibi yansıtılıyorlar ya Cem'in hayatında. O yüzden de onların da ağrına gidiyor olabilir. Onlar da peki, bu yola başlıyor. Peki, şimdi günün en güzel fotoğrafını gösteriyorum sana. Göster. Fatma Girik hastalığından sonra yeniden ameliyat oldu, yeniden hastaneye yattı falan diye haberler çıktı. Hı-hı. Ama öyle olmadı, demir gibi karşınızdayım diye şu fotoğrafla işte yanındaki de Hülya Koçyiğit sokağa çıktı. Kurçeşme'de yürüteçle yürüyüş yaptı. Ve muhabirlere demir gibi karşınızdayım dedi. Çok Fatma geçmiş Girik, olsun. Hülya Koçyiğit ve Perihan Savaş üçlüsü. Evet, yan bunlar yana Türk sinemasının üç yıldızı. Ne kadar hanımefendiler değil mi? Yani ne kadar kaliteli bir duruşları var. Ne kadar düzgünler gerçekten. Yani işte hani yerine konmaz diyoruz ya. Yani sadece sinemadaki başarıları değil, sadece bir hikayeye katmış oldukları karakterden ötürü hani nüanslar değil. Yani duruşları, kişilikleri, kimlikleri, tarzları. O zaman daha mı her şey kaliteliymiş yani? Onu bilemiyorsun ki. Bak, bu fotoğrafların görüntüsü de var. Onları da izleyelim. Ya çocuklar. Hadi. Bir gün öldürüyorsunuz. Bir gün çok İşte MR çektirdim, röntgen falan, kireçlenme varmış. Küçük bir titanyum takıyorlar, kalçanın içinde temizliyorlar herhalde. Şöyle bir dönen bir titanyum o. Ondan sonra iyileştim, çıktım eve. Üç gün sonra yataktan kalktım, parkeye bastım, basmamla kayvan bir oldu, düştüm. Bu yani anlatamam. Gayet güzel. Maşallah. Ama yeter. Evet. Aynen, direkt. Çok iyi hissediyorum. Gayet evet. İyiyim. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hülya Hanım, neler söyleyeceksiniz? Çok şükür, çok ciddi bir ameliyat geçirdi. Ne yazık ki iki hafta sonra tekrar düştü ve bu defa çok daha önemli bir ameliyat geçirdi. Ama o kadar güçlü, o kadar kuvvetli bir insan ki o. Sağ ol hayatım. İradesiyle fevkalade bir tedavi gördü. Tabii ki doktorlara da teşekkür etmek Çok, lazım. Çok teşekkür ederim. Ve bu iyi tedaviden sonra gördüğünüz gibi aslan gibi. Evelallah. Peki o süreci? Çocukluğumdan beri ve
büyüdüğüm zaman onların yanına da geldiğim zamandan beri ikisini de çok seviyorum. Hepsini ben bu dört yoncaya bayılıyorum. Gerçekten sağlığında. Ben bunu döveceğim. Niye efendim? Çocuk yaşımız çıkıyor meydana. Bunları ben böyle yaklaştım canım, merak etme. Kaç yaşın oldu? 59. Maşallah. Maşallah. Ben 74. Maşallah. Allah uzun ömür versin. Amin hepimize. Evet, sıhhatli olunca hiç yaşın önemi yok. Onun için bakıyorum ve sağlıklı olmalarına, burada bizimle birlikte olmalarına çok dua ediyorum. Gerçekten maşallah, çok iyi gördüm. Ben Hülya'yı kendimi sevdiğim kadar seviyorum. Artık bundan başka söyleyecek bir laf var mı? O da biliyor. Yeşilçam'da böyle bir şey yok bence. Yeşilçam'da o kıskançlık, o şey, Yeşilçam'ın sevgisi ve saygısı çok farklı. Biz keşke, her şeyden evet, önce evet, mesleğimize aşık, mesleği için heyecan duyan, birbirlerine o nedenle saygı duyan arkadaşlarız. Ben Fatma Giri'ye hayranım, Fatma Girik Türkan Şoray'a hayran, Türkan Şoray Filiz Akın'a hayran. Çünkü mesleğimize çok büyük saygı duyuyoruz. Dolayısıyla bizimki hem de 3-5 günlük değil, 50 yıllık dostluk, onun için hiçbir şey değişmez. Peki şu dönemde teklif gelse bir arada yer alır mısınız? Alırız. Almaz mıyız? Alırız. Almaz mıyız? Bayıla bayıla. Ama bir ay sonra bunu atacağım. Ne güzel. Yeşilçam'ın 3 evet, usta ismi. Yani 3 usta tabii ki Perihan Savaş sonraki kuşak ama orada da keşke o lafı etmiş olmasaydı diye düşündüm evet, ben. Biraz şey oldu. Neden düşündüm? Arada 14 yaş fark olmuş olabilir ama onların o kadar enteresan Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçit, Fatma Girik. Dört yapraklı yonca. Tabii yani Gülşen Bubikoğlu'na da ben çok hastayım ama onlar daha eski bir kuşak ya. Bak 50 yıllık dostlukları var ve birbirleri hakkında sarf etmiş oldukları bir tane kötü bir kelime. Ben kendimi ne kadar seversem Hülya'yı o kadar severim diye. Aynen. Şey, kaliteliler. Bütün olay bak gerçekten kaliteli insanın hali bir başka oluyor yani. Konuşma tarzı, üslubu, Hülya Koçit'in konuşmasına bak yani. O yüzden yani hani deniyor ya bir daha yerine konmaz diye. Bütünüyle konmaz bunların yerine. Yani her şekilde konmaz. Ve ben yapım şirketlerine çok hayret ediyorum. Mesela böyle zengin filmler yapılıyor. Çocuğun annesi, erkek çocuğun annesi Fatma Giri'yi koy. Kızın annesi Hülya Koçit'i evet, koy. Yani bu insanlar varken sen niye no name isimler alıp yapıyorsun? Bunda böyle büyük değerler varken görmek doğru, istiyoruz ya. Ama Perihan Savaş'ın söylediği lafı hemen Fatma Giri kameralar önünde itiraz ediyor. Bak ben bunu döveceğim diyor. Çünkü Perihan Savaş yani ben çocukluğumdan beri bilirim diyor. Büyüdüğümde de onların yanına geldim evet, diyerek. Yani demek biraz istiyor ki siz beraber gördünüz şimdi bizi. Ben de eskiyim ama ben bunlardan küçüğüm diyor. Evet, ben onlara kadar yaşlı değilim. Ama işte orada edilecek bir laf değildi o. Yani evet, bence. Yani bence. Ben Perihan ablayı inanılmaz severim evet, ama orada yaş hiç önemli değil ki. Yani çünkü bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Yani herkes yaşlanacak, herkes bir yaşa gelecek şüphesiz. Ama değerleri o kadar fazla ki. Evet. Yani değerleri çok fazla. Yani bu kadınların yaşlarıyla hiç kimse ilgili değil. Tabii canım yani. Bu kadınların nerede olduklarıyla, kim olduk, kattıklarıyla. Aynen. Aynen. Yani. O yüzden dolayısıyla de kendilerine sağlık diliyoruz, uzun ömürler diliyoruz. Aynen. Fatma Girik'le ilgili de abuk sabuk haberler çıkarmayın. Gördüğünüz işte sapasağlam ayakta yürüyor. Fato ya. Tabii. Reklamlardan sonra Bülent Ersoy. O. Telefonda olacak çünkü demin konuştuk. Safiye Soyman'la ilgili açıklamalarda bulunacak. Ne demiş, ne söylemiş? Kendi ağzından dinleyeceğiz. Bülent Ersoy'dan. Hadi bakalım. Herkes ekran başına. Stüdyomuza bugün Hakan Peker konuk oluyor. 90'lı yıllarda elde ettiği başarıyı hala devam ettiren, albümleri binlerce kişi tarafından dinlenen Hakan Peker, gündem yaratacak açıklamalarıyla birazdan duymayan kalmasın da. Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak. Gözlerinde buluşup ellerine duymayan kalmasın devam ediyor. Hakan Peker birazdan stüdyomuzda olacak ama ve bütün aşk şarkıları. Mesela evet, hani bir efsaneydi, efsane onlar evet, var, karamlar var, neler var. Harika. Arkadaşlar aşk şarkılarını Hakan'dan evet, isteyeceğiz ve çok eğleneceğiz bence. Ama önce bence Bülent Hanım attığımızda. Tamam. Günaydınlar efendim Bülent Hanımcığım, nasılsınız? Günaydın Bülent Hanım.
Teşekkür ederim. Günaydın. Ne güzel sesinizi günaydın duymak. Limoni ses tonu Bülent Hanım. Bakayım. Ne güzel sesinizi duymak. Teşekkür ederim. Evet. Nasılsınız Bülent Hanım? Bizi artık hiç aramıyorsunuz, sormuyorsunuz, sevmiyorsunuz eskisi gibi. Sana birazcık... Kırgın. Maçta, çünkü Kıbrıs'ta ben Bülent Hanım'ı... Öyle mi? Ben öyle bir şeyler duydum Bülent Hanımcığım. Doğru mu? Tabii şimdi söylemen doğru değil. Ben sana söyledim. Burada söyle diye söylemedim. Tamam. Öyle mi? Evet. Peki. Bülent Hanımcığım. Şu, böyle bir teklif geldi mi size? Gerçekten dünyayı gezeceğiniz bir televizyon programı formatı, yanınızda Safiye Soyman'ın olduğu, Bahar Alkan'ın olduğu bir teklif geldi mi? Müsaade buyurursanız öncelikle şunu ifade etmek isterim Sayın Semercioğlu. Buyurun. Seren Serengil hanımefendinin bir sözünü önce efendim düzeltmek isterim. Ve kendisinin de düzeltmesini isterim. Hı hı. Şöyle ki, Fato'nun resimleri, onlar dün sanırım bir balıkçıya gittiler hep beraber. Doğru. Ben de katılacaktım fakat çıkamadım, gidemedim. Efendim, şimdi oradaki konu, söz edilen ne kadar saygılı, ne kadar edepli falan babında kelimeler tam anlamıyla yerine oturmayabilir. Fakat bu şekilde, bu minvalde bir şey söyledi. Fatma Girik haberiyle ilgili değil mi? Ha, evet. Yani terbiyesizlik gider gibi böyle bir ifade kullanmak dedi. Ne için ben bu ifadeyi kullanmak istedim? Perihan Savaş'ın Fatma Girik haberinden bahsediyor. Terbiyesizlik demedim. Bir geri alırsanız sonradan tabii izlersiniz niçin söylediğinizi. Hayır, ben bileyim ben çünkü ne söylediğimi biliyorum da siz nasıl algıladınız veya başkaları da öyle mi algıladı diye. Bakınız dediniz, görüyor musunuz? Yani nasıl bir ifade tarzı, kullanımlar, sanatçıların birbirlerine karşı olan durumları işte böyle olmak. Ne kadar güzel anlamında söyledim onu Bülent Hanım ben. Yani evet. Hülya Hanım'ın Fatma evet. Hanım'a, Fatma Hanım da Hülya Hanım'a hitap ediş şeklinden bahsediyorum. Sayın Safiye Soyman hanımefendiye bu ile ilgili bu açıklamayı yaptıysam bunun altında muhakkak ki bir şey vardır. Bir kere bu sadece ve sadece Sayın Semercioğlu'nun bünyesinde olduğu bir gazetede çıkmış. Diğer gazeteler hepsi ayakta uyuyor, otel parası vermiyor misali. Hiç kimsenin bundan haberi yok. Sadece o gazetede bu yazılmış. Çünkü neden? Efendim Safiye Soyman hanımefendinin basın danışmanı gizli olarak orada veya akrabası mıdır nedir ne değildir onu bilemem, hiç enterese de olmuyorum. O gazetede olduğu için bu haber sadece o gazetede çıktı. Kimin basın danışmanı? Ben Safiye Soyman'ın basın danışmanını tanımıyorum. Sizin tanımanız önemli değil. Ben size tanıyorsunuz demedim. Ben size tanıyorsunuz demedim. Ben şimdi gerçekleri söyledim. Evet. Gerçekler şu ki insanların gerçekleri halk bizim veli nimetimiz değil mi? Herkes, hepiniz, hepimiz. Doğru. Nefes aldığımız müddetçe işimizi yaparken düstur olarak neyi benimsemişiz? Halka hizmet, hakka hizmet gibi. Yani O derece halkın baş tacı edilip halkı doğrularla mücehhez aydınlatmak, bilgilendirmek hepimizin müşterekteki birleştiği konu değil mi efendim? Şüphesiz aynen. Evet. Haklısınız. Evet. Ama burada bu gazetede yanlış bilgilendirilmiş. Çünkü neden? Oradaki basın müntesibi her kimse bunu yazdırmış. İmzasını da koymamış ya da koymuş, ne yapmış da yapmış bilemem. Ama yanlış bilgi. Bir kere ben daha 3 Mayıs'a kadar
Sayın Temercioğlu, zaten haliniz çok iyi bilirsiniz. Bir şirketle bağlı nikahım var. Ancak ben 4 Mayıs günü nikahımdan ayrılmış olacağım. 4 Mayıs 2017 tarihinde bu nikahımdan ayrılmış olacağım. Onun için benim bana birçok yerden teklifler geliyor. Hiç düşünmeden reddediyorum. Neden? Çünkü daha bağlıyım. Peki ben, böyle bir teklif geldi mi Bülent Hanım size? Yani gerçekte böyle bir proje var mı? Müsaade buyurun, ben konuşuyorum. Ben cevap vermeyeceğim. Şimdi efendim, dördünden sonra ne yaparım? Kiminle flört ederim? Kiminle evlenirim? Hı-hı. Ne yaparım, ne ederim? Onun kararı bana aittir daima. Evet. Şimdi efendim, bir kere böyle bir olayı geldi, fakat şu andaki durumum icabı imza atmam. Kaldı ki yalnız atmam demek de doğru değil, atamam. Karşılıklı anlaşmalar muacehesinde bunu içeriyor. Bunu bir kere bütün herkese söylüyorum, bütün teklif getirenlere söylüyorum. Dördünden sonra kısmet olur, Allah ömür verirse otururuz, konuşuruz, nedir ne değildir falandır filandır. Dördünden sonra bu programı yapabilir misiniz? Gelelim şimdi. Bu yazıda Sayın Safiye Soyman hanımefendinin, efendim sanki ben böyle bir şey kabul etmişim, olmuş bitmiş ve de Safiye Hanım'la beraber birlikte diyor, oradaki inceliğe dikkatinizi çekerim efendim. Hı-hı. Birlikte diyor, böyle bir birliktelik yok. Hı-hı. Daha ben yokum ki bir birliktelik olsun, kaldı ki olacak olsa da yine tekrar ediyorum, ben nasıl ki gazinolarda kadrolarımı kendim seçerim, alt kadrolarımı. Hı hı. Burada da kiminle çalışacağıma kendim karar veririm. Onun için söyledim, ben lokomotifim. Yani kadromdaki, yani vagonlar dediğim kadro elemanlarıdır. Hı hı. Burada da abesle iştigal bir şey göremiyorum. Ama yani her şeyden önce, hı hı, olmayan bir şeyi efkar-ı umumiye, insanlara varmış gibi göstermek çok büyük bir yanlış. Çok büyük bir hata ve vazifedeki büyük aksaklık. Yalan çünkü bu. Külliyen yalan. Yani böyle bir proje yok. İkili diye bir şey yok. Niye ben ikili bir program yapacağım da Safiye Hanım'la yapacağım, onu anlayamadım. İkili denmemiş Bülent Hanım. Yani kalabalık bir kadro denmiş. Efendim, siz vazifenizi, siz dersinizi iyi çalışmamışsınız hanımefendi. Yok, Banu Alkan'ın da ismi geçmişti. O yüzden. Banu Alkan'ın isminin kimin geçerse geçsin. İsterse Zeki Müren'in geçsin. Kimin geçerse geçsin. İsim geçmiş önemli değil. Tamam. Bülent Hanım, ben meseleyi anladım ama şimdi siz kadronuzu kendiniz kurarsınız. Safiye Soyman'ı ister alırsınız, ister almazsınız. Çünkü size bu teklif öncelikle getirilir. Siz de kurulacak kadroyu kendim belirlerim diyorsunuz. Değil mi? Tamam. Sayın Temercioğlu, yalnız ikili denmiş mi denmemiş mi? Onu zat halinizden bu canlı yayında... Denmiş. Bu doğru. Şimdi tabii ki... O zaman... Evet. Çalışmamış. Evet. Şimdi ama size bu teklif geldi mi, böyle bir teklif? Evet geldi. Ben de lisanı münasiple reddettim. Mayıs'tan sonra dedim, görüşürüz inşallah dedim. Allah ömür verirse konuşuruz dedim. Son derece medenice. Doğru. Çok güzel. Peki ben istediğim konu şuydu. İkili diye bir şey yok. Ben zaten dördüne kadar yokum. Efendim imza yetkim de yok zaten. Karşılıklı bağlı olduğum için
böyle bir haddimi aşma durumum olamaz. Ben çünkü söze son derece güvenirim. İmzadan çok daha önemlidir benim için söz. Gayet iyi bilirim. Efendim, onun için dördünden sonra konuşuruz dedim. Ben zaten daha ortada yokum. Ayrıca ikili ne demek? Neyin? İkiliyi zaten kabul etmiyor Bülent Ersoy. Diyor ki yani benim olduğum projede diğer benim yanımda olacak herkesi ben seçerim diyor. Evet. Ben seçeceğim için ikili olması mümkün değil. Ben seçerim ve o da benim alt kadromu oluşturur diyorum. Açık ve net. Vagon da bu demek diyorsunuz. Evet. Ama biz peki dedik ki şimdi geçen gün bu haber çıkınca dedik ki Bülent Hanım'ın bunu söylemesine gerek yok ki. Bülent Hanım'ın lokomotif olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün dedik. Türkiye biliyor. Geriden ama kim gelecekse onlar vagon mu deyin, kompartıman mı deyin, ne diyorsanız deyin dedik. Şimdi müsaade buyurun. Buradaki yapılan hatanın düzeltilmesi ikili denmiş mi denmiş mi? Evet. Ona takılmış Bülent Hanım. O evet. Kabul görmüyor onda. İkilinin böyle bir ikili yok ki. Nasıl ikili denilebiliyor? Nerede kim uyduruyor? Ne ikilisi? Şimdi Seren Hanım dedi ki Bülent Ersoy böyle bir şeyde olmaz. Evet. Yok, olurum ama vagonların sürücüsü olarak lokomotif olduğum bir yerde kabul edebilirim. Benim buradaki sözlerim programı kabul edip etmemek değil. Dikkatinizi çekiyorum. Programdaki evet. Konumunuzun belirlenmesi o, tabii. İkili denilen ibraz edilen şeyi konuyu düzeltmek babında. Anladım. Bunu söyledim. Ayrıca Safiye Hanım'ın beraber olduğu insan ağzını tutuyormuş da benim için konuşamayacakmış. Neyi konuşacaksın ki sen? Faik Bey, evet konuşmasın. Ne konuşacakmış o Faik Bey benim için acaba? Sizi eleştirecek böyle dediğiniz için. Ha ne diye eleştirecek? Yalan mı bu? Bir şey söyleyeceğim ama sustum Safiye. Yalan mı söylüyorum? Ama kendisi bence Safiye Hanım hakikaten iyi niyetli bir hanımdır. İnsanlık ayrı. Tabii buradaki insanların içtimai durumları, konumları ayrı. Ama insan olarak iyi yürekli bir hanımdır. Siz evvela bana laf yetiştirecek o gücü kendinizde buluyorsanız buyurun hiç durmayın yetiştirin. Hı-hı. Alırsınız cevabınızı. Evet. Ben öyle siz gibi çünkü susmam. Peki. Onlar çok böyle kibar, sustu bak ne kadar kibar derler. Ben o kadar kibar değilim. Ben hakkımı ararım. Evet. İnsanları doğrularla mücehhez bilgilendirmek adına. Siz Safiye Hanım gibi bir insanın ne hakkınız var ağzına pastayı çalmaya, kadının ruju bozulmuş, makyajı bozulmuş, o kadar insanın içerisinde hanımefendiyi şey yapıyorsunuz, o konuma sokuyorsunuz. Zor duruma bırakıyor. Doğru. Safiye Hanım'ın sırtına binip onunla bağışlasınlar lütfen. Sanki böyle onunla dalga geçer gibi haller yaparak komedyenlik yapıyorsunuz. Safiye Hanım bunları hak ediyor mu? Siz evvela kendi yaptıklarınıza bakın da ondan sonra ağzınıza mendil mi tıkayacaksınız, nerenize ne yapacaksınız sonra bana cevap verin. Zaten iki kadının arasındaki diyalog olması doğru değil. 3 Mayıs'ta şey olursa Safiye Hanım'ı kadronuza alır mısınız? Ama kadronuza alır mısınız da deme çünkü Safiye Soyman da bir solist yani. Ama öyle diyor Bülent Hanım. Ama Bülent... Safiye Soyman solist olabilir. Siz gazinolarda çalışmış insansınız. Gazinolarda daima bir as solist vardır. Ondan sonra onun altında solistler vardır. Muhakkak tabii ki. Ama hani Safiye Soyman da çalıştığı yerlerde hep as solist olarak çalıştı ya. Şimdi o tabii ki Bülent Ersoy'un mertebesine kimse gelemez. Bu ayrı bir mevzu da hani o da böyle bir şey kabul eder mi acaba diye yani merak ediyorum ben de. Siz hanımefendi uzayda mı yaşıyorsunuz? Siz zaman geliyorum gidiyorum. Evet belli oluyor. Çünkü
Safiye Hanım'a bir kere şimdi size soruyorum. Madem öyle, ben biraz daha safi geçeyim. Hani kırıcı olmayayım istedim ama zorla söylettiriyorsunuz. Safiye Hanım hangi gazinoda solistlik yapmış? Söyleyin bakayım bana şimdi. Ben yani, bilmiyorum. Sen söyle. Solistlik yapan sensin. Yani Safiye Hanım. İstanbul'da, Ankara'da, yani birçok şehirdeki oradaki en iyi gazinolarda sahne aldı. Maksim'de almadı ama... Hangi en iyi gazinolarda? Ya yani mesela Ankara'da biliyorsunuz Altınnal vardı, Başkent vardı. Orada çalıştı. O zaman Kervansaray vardı sanıyorum. Onun dışındaki yani her yerdeki gazinolarda çalıştı. Ya tabii ki bir Bülent Ersoy'la kimseyi mukayese edemez. O zaman kimse sahneye çıkmasın yani. Hani o ayrı da şimdi bu kadın da solistik yaptı. Hani alt kadroya girerim olayına girdiğimiz zaman... Ağrına gider mi acaba? Hani ben olsam şimdi Bülent Ersoy desin ki Seren gel. Ben ilk sırada bile çıkarım. Orada evet. O ayrı bir şey. Ama peki. Hani o da solistik hı-hı. yaptığı için acaba bu söylemi kabul eder mi o da diye. Yani aklıma geldiği için söylüyorum. O zaman Mayıs'tan sonra eder mi etmez mi'nin cevabını göreceğiz. Görürsünüz. Ve o zaman bana bir özür borçlu olacaksınız. Ben size şimdiden bütün özürleri kırdıysam ve sürçülisan ettiysem şimdiden söylüyorum Bülent Hanım. Sadece şunu söylemeye çalıştım. Bülent Ersoy'un bunu kendisine söylemesine ihtiyacı yok. Zaten biz bunu, herkes bunu biliyor. Bülent Ersoy'un olduğu bir yerde Bülent Ersoy'un lokomotif olduğunu zaten herkes bilir dedim aslında. Ben açıklama yapılıyor. Peki soruyorum ben şimdi size. Buyurun. Ben kendimi de kritize etmek istiyorum. Sanki bir aile meclisindeymişiz gibi size soruyorum. Neden böyle bir yalan haber çıkıyor? Olmayan bir şey. İşte bu gazetede çıktığı için onu gazeteye... Olmayan bir şey değil. Olan şu. Sadece orada bir ifade hatası var. Olan şu. Size teklif geldiği, formatın bu olduğu ve burada sizin Safiye Soyman'la beraber, Safiye Soyman'a da çünkü bu teklif götürülmüş... beraber bir program yapacağınız. Burada ifade hatası şu, sizin ikili olarak program yapacağınız ifade hatası var. Aynen doğrudur. Değil mi? Aynen doğrudur. Aynen. O hata var. İfade hatası var. Yoksa hani haberin içeriğinde bir hata yok. Çünkü program hani teklif formatı, gelmiş. Teklif var. Teklif Bülent Hanım da kabul ediyor zaten. Peki benim anlamadığım şu Bülent Hanım. Siz 3 Mayıs'tan sonra bu programı kabul ederseniz, Safiye'li ya da Safiye'siz kadronuzu kendiniz belirlersiniz ama... Gerçekten dünyayı nasıl gezeceksiniz? Çünkü siz hani böyle şaşalı gittiğiniz stüdyo programında böyle kral koltuklarında oturan tırlarla falan gitmeniz lazım. Nasıl olacak o format? Tırlarla gideriz. Ne yapalım? Tamam. İşte bu. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Öperiz sizi Bülent Hanım. Teşekkür ederiz. Tırlarla gideriz. Evet. Aynen. Peki hemen Hakan Peker'i çağıralım. Evet Hakan Peker arkadaşlar bir efsaneydi. Onunla gelsin de ben bir anda Bülent Hanım'ın stresini üzerine atmak istiyorum. Yani, uzayda mı yaşıyorsun diye sen. Hayır, Bülent Ersoy beni azarlar da arasın ama benim tabii saygım sevgim her zaman. Evet efsaneyle başlıyoruz o zaman. Hakan Peker geliyor arkadaşlar. Evet. Sensiz soğuk ve karanlık, yıldızlar sanki sönmüş, ay bize küsmüş. Aklımdan çıkmıyor hiç o güzel sesin. Bir görmek için seni neler vermezdim. Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak. Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak. Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak. Bir efsane. Kalmak bir efsane, senle beraber olmak.
sen ah. Silmek çok zormuş diyor seni kalbimden. Sessizce ağlıyorum dertten, kederden. Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak. Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak. Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak. Bir efsane senle beraber olmak. Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak. Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak. Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak. Bir efsane senle beraber olmak. Bir efsaneydi, efsaneydi. Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak. Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak. Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak. Bir efsane senle beraber olmak. Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak. Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak. Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak. Bir efsane senle beraber olmak. Ya geldin. Bir şey söyleyeyim, hayatımın nefis şarkılarından bir tanesidir biliyor musun? Efsane ya, efsane. Evet, sen, sana sen bir şey söyleyeyim mi? Sen evet, bu klibi çekmiştin üstü evet, açık bir arabada. Araba, evet. Ben bu klibi belki 100 kere falan seyrediyordum ve hayal ediyordum ki ben bu klipte ben oynayayım. Yemin ediyorum. Bu şarkıyı o kadar çok severim çok, ki. Evet, çok sevilen. Nefise Karatay oynamıştı o klipte. Evet. Nefise'nin ilk klibiydi. Yani ilk defa doğru, işte bir güzellik yarışmasında o zaman birkaç sene geçmişti. Biz işte Nefise ile iki klibi şey yaptık. Yücel Yolcu çekmişti. Ve hiç şarkıyı söylemeden, yani beni şarkıyı söylemiyorum. Bir hikaye. Hikaye. İşte bir hikaye çok güzeldi. İşte gelin arabaya biniyor, kaçıyor falan, ha, zorla evlendirilmek isteyen derken. Yani bir bütün böyle bir film gibi. Küçük İlk bir defa film gibiydi. Belki de bir Türkiye'de evet, hikayesi kısa film gibi evet, evet, anlatılan evet, bir klipti. Evet, klipti evet. Ben bayılıyordum evet, hikayesi olduğu için. Bu yeni tabii, klibi değil mi? Bu yeni versiyon bak. Yok evet, bu yeni versiyonu. Bu en son işte Efsane Şarkılar adlı bir albüm yaptım biliyorsunuz. Evet, geçen he, sene Mart'ta çıktı. Burada he, bütün hit şarkılarımı toparladım. İşte Ateşini Yolla, Efsane, Karam bütün şarkılar toparlandı. Ve tekrar yeni bir versiyonu yapıldı ve bu tekrardan sunuldu. İnsanlar çok istiyordu böyle bir best of. Bunu yani yaptık. Şimdi işte inşallah bu sene baharda yepyeni şarkılarla tekrar bir şey söyleyeyim mi? Hakan Peker hani bugün işte Mustafa Sandallar falan filan var ama yani her daim her şarkısı hit olmuş. Karamlar, ondan sonra bir İyaki, efsane, ateşini yok. Onu da söyleyeceksin değil mi bugün? Bir de eski mi abi bu şarkılar? Ben anlamıyorum yani. İşte hala 21 yıldan beri tribünlerde çalıyor. Yani Ateşini Yolla dediğin gibi çok kötü bir şarkı oldu. Bütün şarkıları, ona baktık işte Harbiye konserinde bütün şarkıları herkes ezbere söylüyor mesela, enteresan. Vallahi Cengiz'le de bir programa katılmıştık beraber. Orada da gördü zaten o. Acayip. Yani şey var ama Seren müzik dünyasında ama ciddi söylüyorum şöyle bir şarkı. Hitleri olan ve çok üreten sanatçılar ancak zamanla yavaş yavaş klasikleşebiliyor. Yani şarkıların hmm, olması lazım. Kesinlikle. Yani bir tane şarkıyla çıkıp müzikte olmuyor, kalıcı olman mümkün değil. Ya Hakan yani geçen gün ben Mirkelam'ı eleştirdim. Daha doğrusu şöyle eleştirdim. Ben de eleştirdim Mirkelam'ı. Öyle niye mi? Niye eleştirdim? Şimdi çok sevdiğim, çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir sanatçı. Çekildi kenara, hiçbir şey yapmıyor. Aynen. Evet. Yani ya bizden sonra başladım. Bir gün ama karşılaştık Fergan'la şeyde, AK Merkez'de. Albüm falan, benim de işte 10. albüm belki. Dedi ki ne yapıyorsun dedi abi falan, dedim ki işte bilmem onunla Karam albümü, onunla uğraşıyorum falan. Dedi ki ya sen nasıl baş ediyorsun bu işte dedi. Niye dedi, ben yoruldum dedi. Bak işte. 3 albümde yani yoruldum. Ya dedim ki ya nasıl yoruluyorsunuz? 3 albüm daha yani. Psikolojisi ben 20 yaşından beri. Farklı ama. Yani evet, enteresan kaldı. Yani yoruldum dedi yani. Şimdi piyasada. Ben bir de Mirkelam en son 2 yıl önce bir albüm çıkardı hmm, galiba. 2-2,5 yıl olmuştur belki. Sonra şimdi Mirkelam'ı saygı değil de sevgi albümü diyor. Evet.
İşte senin gibi onun da mesela çok hit şarkısı var. Var. O dönemde eski dönemden gelen Mirkelem şarkıları var. İşte onu Teoman söyleyecek. Böyle bazı sanatçılar şimdi hatırlamıyorum. Besteleri de vardı evet, onun. Burak Kut'ta da vardır onun mesela bizim. Burak'a biz şarkı almıştık onlar bir tane. Onlar söyleyecek. Ya dedim ki. Olur mu ya sen aktif sanatçısın evet, aktif yani. Evet aktif sanatçısın. Hayır o yaşlı değil yani. O yaşlı da değilsin yani ben artık. Ben anlamıyorum. Allah Allah. Ne yapar mısın mesela sen bu. Ne alakası var? Ya niye yapayım işte ben yaptım. Adam seni yapıyorsun işte. Ve onu istedi insanlar. Ve Harbiye çıktı ortalığı da yıktı. Bak onu diyorum. Bu da çok önemli yani. Senin yaptığın doğru. Bilkerim o yüzden eleştirdim. Ben de eleştirdim. Ben ona göre Fergan yapmasın böyle bir şey. Eğer yapacaksa dediği gibi güzel bir best of yapsın. Biz bir daha dinleyelim onları. Bence de. Sonra da yeni albüm yapsın mesela. Evet. Bence yani ben çok severim kendisini. Doğru. Çok da ben, yani ben çok size bir şey söyleyeyim. Şey. Ayrıca da çok şahsına münasır bir adam. Evet. Yani benzemiyor ki hani böyle bir herkes şimdi bak son çıkanlar herkesin dansları, tarzları adamın şahsına münasır bir hali tavrı var yani. Evet. Şarkıları da öyle. Ya, unutulmazı dinledim. Geçen gün mesela. Yani o arabada giderken her şeysi çok yani. Güzel. Sen niye çekiliyorsun? Yani bir aşk tabii o da biliyorsun. Önemli bir aileden. Tabii tabii. Birisine evlendi mi? Evlendi ama sonra ayrıldı. En son şey bilmiyorum da medeni. Ben hala beraber olarak biliyorum. Ben de beraber olduklarını biliyorum. Belki. Yazın falan beraber evet. Teknede falan resimleri var. Ben hala beraber ya, biliyorum. Ya kim olursa olsun çok mutlu da olabilir. Bazen şöyle bir şey oluyor. Bize şöyle bir şey yapılıyor. Sanat camiasında yaşamayan ünlüleri. Yani biz mesela evet ben de bu iş yapıyorum ama sanat camiasının içerisinde yaşamıyorum. Daha çok arkadaşlarım cemiyetten öbür taraftan. Şimdi böyle yapıyorlar bizi. Ya ne işin var senin ya falan. Şimdi bunu Arzu Mirkelam'dan ayrıldıktan sonra bir daha evlenmedi diye bilgi geldi. Ben çünkü Arzu'dan ayrıldıktan tamam ama kaç sonra yıldır da çok önemli bir ailenin bir şimdi söylemem. Sabancılardan birisiyle beraber. Evliler mi bilmiyorum. Evli gibiler ama artık yani kaç yıldır. Şunu anlatmak istiyorum yani sonuç olarak. Kimle olursan ol. Bu ne hayatın? Taş taşları tarayacağız galiba. Ya Cengiz her şeyi yayına aktarmak zorunda mısın? Ama her şeyimiz ortada. Ben de seninkini aktı. Ver. Abi evet, sizin didiş bedeninize bayılıyorum yok sabahları ya, var ya. Hayır her şeyimi söylüyor yayında. Öyle yani mi? Belki saklamak istiyorum bunu burada. Neyse ne söyleyeceğimi de unuttum zaten. Unutma. Hep böyle yapıyor. Ben ne zaman bir şey konuşsam. Doğru çalıyor şey diyorsun şeyi çalıyor. Rol çalıyor Cengiz. Başka çünkü şansı yoktu yok. Yoktu böyle numaraları yeni mi başladı acaba? Dökmedin sen. Neyse uzun lafın kısası yani Mirkelam olmalı. Ne diyorlar yani bırak bu işi falan buna gerek var mı? Şimdi mesela o da bir tabii Sabancı ailesinden birisiyle beraber. Böyle daha vardır. Cemiyet, daha bir cool, daha bir uzak. Şimdi, yani sana böyle biraz sanki yaptığı şey insan kendi kendine acaba küçümse doğru mu diyorsun acaba diyor. Ben evet benim ne işim var falan yapıyorsun. Kaliteli bir insansın ya hani, yapı olarak. Evet. Ama bu çok yanlış. Bizim mesleğimiz dünyadaki en geçerli. Bir iş adamı parasıyla yapabiliyor bazı şeyleri ama sanatçı olduğun zaman saygı gören birisiysen senin forsun dünyada hiçbir yer. Bu meslek gibi daha geçerli hiçbir meslek yok. Ya sen de, niye bunu? Fergan, ben böyle bir şey hissediyorum olmaz. Onunla ilgili. Çünkü Fergan bir kere üreten bir insan. İlk önce besteci kimliğiyle çıktı. Sonra sanatçı kimliğiyle devam etti ve iyi de bir besteci. Ve dediğiniz gibi bir üretmek, beste yapmak, sanatçı olmak ve aynı zaman toplumda bunun da karşılığını almak, bir saygınlığı kazanmak dünyada hiçbir zaman parayla bir şeyle elde edemeyeceğim bir şey. Tabii ki. Yani şu var, insan tanınabilir. Tanınmak başka bir şeydir, sevilmek başka bir şeydir, sayılmak başka bir şeydir. Herkes şöhret olabilir ama karşılığında bunun toplumla çıktığın zaman sevgiyi ve saygıyı alıyorsan bence en önemli şey bu. Aynen. Yani tanınmak önemli değil. Evet. Tanınıp sevilmek veya sayılmak önemli. Tabii. Ki bana göre Mirkelam da sevilip ve sayılan bir müzisyen de aynı zamanda. Sadece tanınan değil. Ya, ünlü herkes evet. Katılıyorum. Yani o anlamda Ajlar tabii da ünlü ki, bu memlekette. Evet yani bravo. Yani ünlü olmak başka bir şey ama sanatınla bir yere gelmek çok daha farklı bir şey. Saygınlığın olması, evet. Kişilik olarak da saygınlığın olması. Seren dedi ya şey işte hani kendine has bir usta tabii usta tabii tabii Mirkelam ama 90'lı yıllarda hepinizin okuşan hepsinin var galiba. Var tabii hepimiz öyleydik. Yani dediğin gibi 90 kuşağının yani zaten hala dikkat et yani tuhaf bir şekilde 90'lı yıllarda çıkan sanatçıların işte hitleriyle yaptıkları o üretkenlikle bir 10 seneye yakın herkes çok üretti o 90'lı yıllarda. 2000 yıllardan sonra zaten müziğin trendi düştü. Yani orada sanatçıların trendinin düşmesinden evet, kaynaklanmadı. 90'lı yani en iyi 2000 yılından artık. Sonra mesela ben 2000 yılında yılın en çok satan albümü ve yılın en başarılı pop sanatçısı ödülü aldım yani 2000 yılında. Ama 2003'te 2004'te bir de kendim de plak şirketim olduğu için yani bana birisi mesela 2000 yılında şey deseydi ya biliyor musun müzik sektörü 2003'te 2004'te çökecek ve yok olacak. Hı. Ben derdim ki hadi canım yani ben daha 2000 yılında 1 milyon albüm sattım nasıl çökecek?
Ama hakikaten 2003'ten sonra birdenbire müzik sektöründe... Sattın tamam, değil mi 1 milyon? 1 milyon tabii yani. Ondan sonra şey oldu yani... Şimdi 70 bin satınca millet havaya uçuyor. Tabii bir de şey var mesela, ben hiç kesmiyor artık müzik satışları falan mesela. Şeyden dolayı şimdi ben bana diyor ki abi 5 bin tane CD verin falan. Ya ben diyorum ki hediye edin kardeşim 5 bin tane CD. Abi 1 milyon yani, satmışsın şimdi, yani. Şimdi bir, hayır sadece bu albüm de değil. Yani işte Ateşini Yolla 600 bin, efendim Karan 1 milyon bin şey... Ya onu bırak, hey George versene. George 450 bin. Ya olacak ondan gibi sonra, bir şey işte yani. Biz bende günlük mesela 50 bin 100 bin albüm çıkardı her gün yani şeyde şirkette. O yüzden tabii şu anda hani iş tamamen bu sanal ortama inip tarihe tıklanma üzerinden bir şey mantığı da tabii işin başka bir boyutuna getirdi. Başarı mantığı tıklanıp veya dinlenme mantığına endekslendi ya. Tabii onda da manipülasyonlar başladı bu arada. Tabii ki bu da işi biraz daha böyle sanal ortamda sanki en çok dinlenen insanlar en moda bunlar işte şey gibi algı yaratılmaya ya başladı. Algı operasyonu ama başladı. Ama onun çok büyük bir düzmece olduğu çok belli yani. Tabii o da zaten bir düzmece çok zaten düzmece. De. Yani düzmece. Ama işte bunu mesela hani bilmedikleri için bazı insanlar hani işte bak mesela bana gösteriyorlar, ben de bakıyorum. 70 milyon tıklanma var diyorlar işte bu kız mesela veya bir çocuk. Bakıyorum şarkısı bilmiyorum yani. Yani halka geçmemiş. Bir şey söyleyeyim. 80 milyon nüfusu olan bir ülkede 200 milyon tıklanma şansı olması mümkün değil. Evet. Ben zaten bir şeyde IP bir evde bir IP adresi var. O IP adresinde günde 5 tane de dinlese ama bir tane gibi geçiyor zaten. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Sen o zaman her evde yani ayrı ayrı IP adresleri olması lazım. Şimdi bana göre şey yani. Bu zaten olma şansı yok ama hadi tut ki varsayalım ki oldu. Yani oluyor. Ama bunun dışında bir grup var ki bize de teklif geliyor. Diyor ki adam abi ben sana kaç tane takipçi istiyorsan şu sana, kadar parayı atayım. Bana geldi aynısı. Kaç yani. Tane diyor işte şey yaparsan. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. İddia ediyorum. Hepsi. Ben sanatçı bazında da konuşmuyorum. İstedikleri müzik birlikleri, yapımcıları veya sanatçıları gelsin. Sanatçıyı artık katmıyorum. Yapımcılar gelsin karşıma konuşsun. Türkiye'de en fazla tıklanan klip sayısının rekoru 7 milyondur. 7-8 milyondur. Gerisi hikayedir. Ve YouTube bunları filtrelerini öderken filtrelendiriyor. Diyor ki senin ülkende çünkü manipülasyon var diyor. Ve şu anda bir ara bak Cengiz. 2 sene evvelki hit olan 100 milyonluk şarkılarına bak, gerçek rakamlarını göreceksin. Hepsi 2,5-3 milyonda şu anda. Değil mi? Nerede düştü. 150 milyon? Evet tabii çünkü öderken yalandan. Diyor ki bir dakika abi burada manipülasyon var. Siz geçten geçiyor. Sen 3 milyonun parasını alıyorsun. Ya kimi kandırıyorsunuz? Çünkü dediğim gibi 3 sene evvelin şarkılarına bakın. 3 sene evvelin milyon yani 70 milyon tıklanmış şarkılarına bakın nedir? Türkiye'de en fazla tıklanan klip 7-8 milyon. O da Ajde Pekkan'ın mesela Yakar Geçerim gibi böyle bir şarkı olacak. Bir şarkı. Ortalığı veya benim işte Karam'ın çıktığı yıllardaki internet gibi. Devrinin olduğunu düşün. Yani öyle evet, bir şey. Geri kalan hikaye. Ben de aynısını düşünüyorum. Çünkü 200 milyon tıklanma olsa dediğin gibi trilyoner olması lazım. Abi arkadaşlar. Yok. Ha bir de onu diyorum. Evet, ver o zaman YouTube'da. Parayı. 200 ben şimdi onu diyorum. 200 milyon tıklanma. Hadi para gör. Dijitalden beni yapım firması olarak aldığım rakam. Dijitalden bütün yapımlarla aldığım para. Komik bir para yani. Yalandan dolandan. Anlatabildim mi demek bu arada istiyorum. Seda Sayan bizi seyrediyormuş. Ah, Seda ablayı çok öpüyoruz. Çok seviyoruz. Cengiz sana da aynen. Çok selam var. Sana selam, da aynı şekilde. Sadece şöyle bir şey söylemiş ve çok doğru söylemiş. O yüzden iki dakika paylaşmak istiyorum. Demiş ki Bülent Ersoy kıdemli ve hoca olması itibariyle şu anda piyasada olan hepimizin kanatları altında toplanacağı bir solisttir diyor. Çok doğru söylemiş. Sabiye de böyle bir şey asla söylemez diyor. Hani ben ikiliyim falan gibilerinden. Hepimizin üst jenerasyonu ve az solistidir Bülent Ersoy demiş Seda Sayan. Evet yani Bülent Ersoy olunca hani kıdeminden ve duruşundan ve konumundan zaten onun yanında hiç kimse solistim bile dese yani ayıp etmiş olur gibi. Çünkü yani hem müzik kültürü, bilgisi, donanımı, sesi kariyeri o başka ve zamanlama tabii. Da var. Ya o başka yani, bir şey. Ama hani şunu anlatmaya çalıştım ben sadece. Öbürkü de başkaları da solistlik yapıyor. Tabii ki bir Bülent Ersoy kimse olamaz ama hani benim alt kadromda olacak dediğin zaman karşı tarafında ona hani içerlemesi durumu ama olabilir. Olabilir de Bülent Hanım dedi 3 Mayıs'tan sonra göreceksin bakalım olur mu olmaz ama Seda abla bu açıklamasıyla şunu dedi yani biz hepimiz Bülent Ersoy'un alt kadrosuna gireriz dedi. Hepimiz gireriz yani. Evet ne var ki hepimiz yani Bülent Ersoy yıllarca yani. Dediği gibi az solistir. Tabii ki.
Onun kadrosunda birçok insan çalışmıştır. Yani bugün mesela bir gazino programı olsa bana deseler ki işte Bülent Ersoy solist, sen de geleceksin pop müziği olarak solist altta veya üçüncü adam olarak çalışacaksın. Ben Bülent Ersoy'un altında çalışırım ve onur ve gururla. Niye çalışmayayım ki? Ya o çünkü zaman onun, ben yani, şöyle bir şey söylüyorum. Çünkü gazino sektöründeki racon o yani. Racon o yani. Aynen. Onu demek tabii istiyorum. Solist. Yani şimdi pop. Hiyerarşi. Evet yani mesela onu kıran bir tek Türkiye'de kişi oldu bir dönem. İbrahim Tatlıses solist olarak çıkmıştır. Yani İbrahim Tatlıses de hiçbir zaman İstanbul'da ama o da solist çıkmadı. Hayır solist çıktı. İzmir Fuarı. Hayır. İzmir Fuarı'nda çalışmıştır. Maksim de çalışmıştır. Tamam. Ben de çalıştım İbrahim Bey'le. Ama şey var yani. Ama solist altı çıkmış olması önemli değil İbrahim Tatlıses'in. Evet. Yani İbrahim Tatlıses kendi solistini kendi seçebilen kuvvetli bir adam. O ayrı bir şey ama bu bir kaidedir. Az solist en yukarıda yazar, ismi daha büyük yazılır ve en son çıkar. Yani dolayısıyla İbrahim Tatlıses İstanbul'da hiçbir gazinoda az solist çıkmadı. İzmir Fuarı'nda sadece, çünkü çoklu büyük starların dev kadroları olduğu için, orada tabii daha hani İstanbul dışında yerler olduğu için o zaman solist olarak orada çıktı ama onun dışında İstanbul'da çıkmadı. Evet. Zaten böyle bir şey de beklenemez ki yani pop da olsa, Türk halk müziği de olsa bu isim daha büyük, daha küçük meselesine ötürü değil. Bu bir kaide. Tabii şeyin Türk gazino sektörünün kaidesinde sanat müziği en son sahne evet alır. Yani ne olursa olsun. Mesela ben dansçıydım o zamanlar. Biz Çakıl'da çalıştık. Harika Avcı solistimizdi. İbrahim sen Harika Avcı'nın son halini gördün mü? Yok Harika ile ne zamanlar gördüm. Harika Avcı şu anda yıkılıyor. Süper. Olmuş 38 beden. Oo harika. Nasıl güzelleşmiş size anlatan mide ameliyatı oldu orada. Kilo almıştı. Çok güzel oldu. Yani Harika Avcı solisti İbrahim Tatlıses vardı yine kadroda. Biz mesela orada çalıştık beraber. Dediğin gibi orada da oldu. Ne bileyim Bursa, Tayland'da çalıştık. Ben de dansçıyım. Yani çok aynı kadrolarda çok çalıştık. Hülya Koçit'te çalıştım. Muazzez Bacı'da çalıştım o yıllarda. Yani şimdi bak sanat müziği dediniz ya. Sen 2003'te mi sanat? Canım istedi diye ben canım istedi diye. Bak daha hiç popçuların evet şey okuduğu, sanat müziği okuduğu evet furyası yokken. Evet. Öyle bir moda yokken. Evet. Sen bundan 15 yıl önce, 14 yıl önce evet, bir böyle albüm bir albüm yaptın sanat evet, müziği. Evet. Sonra yıllar sonra tabii evet ki şimdi tekrar son 5-6 yılda tekrar bir böyle furya çıkmaya başladı. Evet. Peki sana sorayım mesela sanat müziği yapan Sertab Erener mi, Candan Erçetin mi, Tarkan mı? Hangisinin sanat müziği albümü daha iyi oldu sence? Ya bir kere şimdi Tarkan çok iyi bir yorumcu. İsimler tabii biraz şey oldu. Yani Tarkan Candan. Yani şimdi Tarkan'ın yani Sertab Erener'de Türk sanat müziği yaptı. Ve olabilir ama bir de şu var. Türk sanat müziğinin bir kere sesinin gitmesi lazım. Bir, iki, yani biz mesela Türk sanat müziğiyle büyüdük. Yani bizim zamanımızda işte biz Türk sanat müziği radyoda türküyle büyüdük. Yani pop müzik böyle çok fazla şey değildi. Otomatikman bizim kulağımızda vardı. Benim Türk sanat müziğine karşı bir yatkınlığım vardı. Ve hep ben onu severdim. Ama dans ettiğim ve enerjik şey oldu. Ben pop müziği seçmek zorunda kaldım. Ama benim içimde ukdeydi. Hı. Ve böyle bir şey yapmak için de işte en çok satan albümümden sonra böyle bir şey yapayım istedim ki insanlar, çünkü bizde tarzın dışında bir şey okuduğun zaman arayışa geçti. Bak başarılı olamadı. Acaba onu mu deniyor derler. Ben işte Karam'dan sonra onu hani canım istedi derken ya ben bunu yapmak istiyordum. Ya bana göre Tarkan'ın da işte Ahdi Vefa albümü böyle bir şey. O da yıllardan beri Türk sanat müziği çok söylediği için ve çok sevdiği için o da o anlamda çıkıp söyledi. Bence güzel de olmuş ama Sertab'ınki dinledin mi? Sertab'ınkini açıkçası dinlemedim. Candan'ınkinin ayrı bir tarz. O da çok iyi. Batı yani şeyle Türk sanat müziğinin altyapılarını çok kullanmayarak ama kendine has bir üslubu var. Sevdirebiliyor. Yani aşka gönül vermem, aşka inanmam mesela bize geçti o şarkı. Evet yani, ama aranjeler falan farklı. Farklı. Türk sanat müziği versiyonu gibi değil aslında. Değil tabii. Alaturka dediğimiz o hani sazla beraber yani, ama yapılan ama Tarkan tam hakkını vererek yaptı. O tam mesela birebir dediğiniz gibi yaptı. Tabii burada müzikte de yani ille de bu olacak diye bir şey yok. Bir takım yenilikler, değişiklikler hep açık olmak lazım bence. Türk sanat müziğinin en büyük bana göre şeyi biraz handikapı da yani bugünkü günceli yakalayamamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi çok klasikte kalması. Hani biraz daha mesela üstadlar yani Bülent Tanımlar işte birçok insanlar Türk sanat müziğini biraz daha konumundan hani farklı yerde başka bir aranjeyle insanlara sunabilseler evet, tutuyor. Olabilir. Görüyoruz ki Candan Erçetin bu şarkıyı söyleyince tutuyor mesela. Yani demek ki gençlik bunu sevebiliyor. Ama demek ki altyapılarda bazı sorunlar var. Ama işte duayenler de o zaman şeye itiraz bozuluyor diyor bu sefer. Ha, diyor ki bunun şeyi bozuluyor. İstiyor söylemedin diye. Ya ne alakası var? Ümit Besan kalktı Pamela ile bir tane düet yaptı. Evet. Yer yerinden oynadı yani. Bence de çok başarılı oldu. Yani eğer gün bugünse çok tutucu olmamak lazım bence. Onu bence diyorum. De. Yani hani tabii ki o hali de güzel. Fasıl yaparız biz bazen mesela. Evde oturur abim falan. Söyleriz mesela hep beraber. Hakan sen hayatın birisi var mı? Aşık mısın? Evliyim mi? Evliyim. Tabii canım. Öyle mi? Ne zaman? 5'te çocuk var. Yok artık. Aa.
Gerçekten. Ya 5 tane oldu. Ay benim kafam mesela hep bekar. Ya ben her şeye inanırım bana söylüyorsun. Evet. Amerika, aha öyle mi falan. Ben inanırım yani ne söylerseniz. 5 yıl oldu. 5 yıldır evlisin. 5 yıl, arzuyla. Arzuyla evet. Peki arzuyla. Bir şey çok özür dilerim. Ben sen Hakan Peker deyince. Hep bekar orada duruyor. Hep bekar yani. Genç adam. Genç adam evlenmez genç evi. Baksana. Peki çocuğun oldu mu? Yok. Bak ama arzuyla fotoğraflar işte. Evet. On, şey aa. Çocuk yok şu anda. İnşallah bu sene düşünüyoruz. Yani bir şey söyleyeceğim. Mutlusunuz mu? Mutluyuz. Peki nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Bir organizasyon yapıyordu Arzu. Orada tanıştık. Sonra menajerlik ve işte sahne sektöründe o da kendisi. Daha sonra benim menajerliğimi yapmaya başladı şirketin. Ne sonra, zordur insanın da sevgi adamı. Ondan sonra evet sonra yani kız bitti. Tahmin ediyorum senin menajerliğinin ne kadar bitti, zor olacağını. Bitti. Ondan sonra 5 yıl 6 şimdi artık son yapmak istemiyorum diye havlu attı. Artık yapmıyor da zaten. Ama tabii yine de şey hani öne attığım oluyor. Hani sen konuş sen o diyor bıktım artık senin işlerinden. Ay yeter yazık yani. Çok tatlı. Yani, anladın mı? Sen konuş kendi işini diyor mesela tamam mı? İşte ara diyorum Cengiz aramış bak onu şey yapalım bunu böyle yapalım. Ya arasana Cengiz, Cengiz senin de arkadaşın aç telefonları. Ya işte sen söyle filan falan böyle o hani hiç hep sevmeyin. Alışıyorsun ya evet, bir de ona. Evet, hani evet, yıllardan beri hep böyle yanında her şeyini yapan. Yani, yapan. Organize ya diyor kardeşim ben diyor menajerin olmaktan karın olamadım bir türlü diyor. Ay yazık yani, çok anladın tatlı. Mı? Yeter artık diyor yani şimdi o da haklı aslında ama bir alışkanlık oldu o senin. Uzun yıllar beraber çalışıyorsun ya. Sadece yani, çalışmak değil, güvendiğin birisi. Kuvvetli o herhalde. Evet, kuvvetli hep kuvvetli kişiydi. Koç burcu. Ha işte o da koç seni burcu. Seviyor, o da koç burcu çok diyor. Tatlı. Seren de koç diyor burcu birini. Çok evet, koç çok. Böyle topu ve katar. Evet, top, sana katar, katar yani. Katar, atıyorsun topu. Şimdi işte ben havayım, ok bitiremeyeceği ateş. Bitiremeyeceği hiçbir iş yok onun istersen. Ben üflüyorum, evet. O tutuşuyor, devam. Aynen. Ben ona bir gaz yürüyor. Aynen, tabii, bak tabii, koç aynen burcu öyle. Böyle. Koç burcu kadınıyla berabersen evet. Sırtın yere asla gelmiyor. Gelmez. Gelmiyor, ben hiç tuş yapamadılar o günden beri hiç. Ya, aynen. Evlendiğimden beri iyi diyor yani. Evet, maşallah o zaman canım. Sağ olun. Gayet iyi. Çocuk da istiyorsanız. İnşallah bu sene düşünüyoruz. O zaman bir şarkı aynen. Alalım Hakan'dan. Alalım mı? Dur alalım. Bak bak, bak hastalanıyor bak. Ya bu adam beni hasta ediyor. Ama adam programın hem yapımı hem şeyi falan olunca her şeyi düşünüyor. Gidelim şarkı söyleyelim onu yapalım oynayalım şey yapalım. Ama takalım. Hakan Peker gelmiş herkes şarkı bekliyor. Bak bu adamı da konuşturup eğer şarkı üretilmezsen gerçekten işte, ben bilmiyorum. Işte, böyle bir şey olamaz. Alalım. Tamam hadi bir tane daha söyleyelim. Aa, hadi. Ne geliyor? Tamam karam geliyor. Karam geliyor. Karam gelsin. Barışır karam bir küsersin, beni böyle divane edersin. Kömür gözler ya bal dudaklar, ya bu endam cilve bu nazlar. O dudaklar helalim aktır, ben de canım bana da günahtır. Bilemem yarını, göremezsem seni şansım yok. Çalarım kapını, başka çarem yok. Al artık koynuna beni karam, günahım boynuna can karam. Sensizlik haram, gel artık insafa be karam. Al artık koynuna beni karam, günahın boynuna can karam. Anladım sensizlik haram, gel artık insafa be karam. Can karam, anladım sensizlik haram. Gel artık insafa be.
can karam. Anladım sensizlik haram. Gel artık insafa ve karam. Efendim duymayan kalmasın. Tabii Hakan Peker'in de katmış olduğu enerjiyle devam ediyor sevgili seyirciler. Her şeye rağmen Cengiz Severci olma rağmen şarkılarımızı söylemeye devam ediyoruz. Hayır işin kötüsü demin burada yoktu. Sen şarkı söylüyordun. Şarkı söyleyince bu içeri kaçıyor evet, yani. Evet ben o dikkatimi çekti. Ben bir anormallik tabii, var tabii, diyorum sana yani. Evden seyrediyorum. Sen sakın saygısız olarak algılamayın. Yok. Ben çünkü o dans ediyor. Bir burada kalkıyor sanatçılarda. İkincisi ben arada gidip kendini içeride şey çalışıyorum. Kendini şey mi hissediyorsun? Kötü mü hissediyorsun? Yani belki programın şeyini... Yok kötü hissetmiyorum. Sadece şunu biliyorum. Hayır sen değil. Bu kendini ki ben dans ediyorum ya. Kendisi burada oturunca kendini kötü hissediyor. Şimdi burada, o zaman burada şöyle bir durumda kalacak Cengiz. O da kendine göre haklı. Bak bakacak arada bir sanatçı dönecek ona böyle yapacak mesela. Falan. O da istemiyor. O triplerinde adam. Aynen. Bak çözdü adam gördün mü? O yüzden sen iki aydır çözemedin. Adam iki dakikada çözdü. O yüzden. Hayır ben de dedim şarkı bitti ya. Hemen dedim Cengiz bir baktım sen gelmiyorsun. Dedim ki hemen Cengiz yok. İkinci şarkıyı da ben reklama girdik o sırada. Evet tabii biliyorum. Biliyor reklama gireceğini o yüzden. O yüzden gidiyor. Evet. Peki şu tıklanma meselesi. Acaba duayen isimler genç şarkıcıları, genç kuşak şarkıcıları kıskanıyor olabilir mi Hakan? Çünkü hani konuşuluyor ve orada da bazı isimler dedi ki hani şarkı iyiyse gerçekten de tıklanıyor, izleniyor, dinleniyor diye. İşte geçen gün Çağatay. Işın Karaca mesela dedi ki bu kadar tıklanma mümkün değil dedi. Şimdi sen de diyorsun. Yani demek istiyor ki sana kısa yollu. Anladım. Kıskanıyor musunuz diyor bu yeni sanatçı. biz bir kere hiçbir zaman yani ben şahsen kıskanmam bu bir. İkincisi benim anlamadığım nokta hani burada var olan şarkılardan ile ilgili değil. Bir şarkı var halka geçmiş mesela nedir? İşte Okyanus Derya Oğlu çıkmış patlamış her yere duyuyoruz şarkıyı. Onu mesela baktığın zaman bir atıyorum 100 milyon görürsün. Tamam onun 10 milyonu 20 milyonu belki gerçekten 80 bini zaten firması tarafından yapılmış bir şeydir belki ama yani çünkü algıyı yaratıp yani çok dinleniyor algısını yaratıp insanların hani şey gibi bir kalabalık varsa oraya sen de gider bakarsın yani burada ne oluyor diye. Yani ne kadar çok tıklanma gibi gösterilirse bunun üzerinden promosyon için bunu firmalar yapıyorlar zaten. Anlatabildim mi demek ki sanatçı da bu anlamda hem motive oluyor filan falan. Ama şunu demek istiyorum bunun kıskanmayla alakası yok. Ama bazı sanat şarkıcı şarkılar var ki yani öyle bir şarkı yok, öyle bir şarkıcı da yok. Şarkıcı yok, yolda yürüse de kimse yani kimse hani diyor ki bir... Bak burada itiraz ediyorum size. Tanımazsın. Şeyin şarkısını verin arkadaşlar. Bakalım şimdi bu şarkıyı tanıyacak mısın, tanımayacak mısın? Çağatay'ın. Çağatay'ın şarkısını veriyorum. Bak şimdi Hakan tanıcı. Çocuğu görsen sokakta inan ben de tanımam mesela. Hani çocuk çok popüler. Tamam da matematik olarak 80 milyon nüfusu olan bir ülkede 200 milyon nasıl olabiliyor diyorum. Bir ev, her evde bir IP adresi varsa diyorum. Günde 10 kere de dinlese bir tek yer, bir tane yerine geçiyor. Nasıl bak, oluyor diyorum yani. Bir dinle. Evet. Ay ne güzel bir net bir şey bu şarkı güzel. İki, bu şarkı zaten insanlara geçti. Fakat, biliyorsun şarkıyı. Biliyorum, biliyorum. Çocuğu görsen belki çocuğu da gördüm, tanıyorum. Evet. Benim arkadaşım yaptı prodüksiyonunda. Fakat şu var, bunlar promosyon desteği olarak yapılması gereken şeyler yapılabiliyor daha sonra. Ama bu şunu demek istiyorum. Yani sen biraz destek veriyorsun ama tamamen bir de manipülasyonlar var. İlle bu hani hepsi yapılıyor diye bir şey söylemiyorum ben. Ama kesinlikle bununla ilgili bir şey var. Yani mesela benim bir resmim var. Instagram'da paylaşıyorum. 1000 tane beğeniyor. Mesela fotoğraflarım ortalama 1000 tane, 1200 tane takipçi sayıma göre. Videolarım işte 15 bin, 20 bin, 30 bin. Ben mesela bir gün bir fotoğraf paylaştım. 1000 tane, 3500 oldu bir anda. Tak birisi aradı. Abi dedi biraz destek oldum dedik sana dedi. Aa aynısını bana yaptılar. Ha. Dedim ki ne oldu? Aa 3500 fotoğraf beğenilme. Dedim ki ne yapıyoruz? Abi dedi biz bu işi yapıyoruz dedi Hakan abi dedi. İstersen dedi gel oturalım. Bir avans veriyorlar başka bir şeye gidiyorsun. Dedi ki dedim ki konuş konu ya bir tuş
3500. Yani anlatabildim mi? Video mesela patlıyor ki işte 5000'e kadar bilmem ne 10000'e kadar. Yani bunları yapabiliyorlar. İşte onu demek istiyorum Türkiye'de. Bir saatten yani, sonra buna da kendileri de inanıyorlar. Ha yani Twitter'ına, Instagram'ına. Aynen. Bir de şu var, Instagram'a senin ciddi sağlam takipçi atıyor. Takipçi takip ettiğini de farkında değil. Tabii. Evet. Ha, şimdi ben anladım birden, yani. Birdenbire Hakan Peker'e sabah yaptırıyor. Adamın sayfası çıkıyor önünde, o da bakıyor geçiyor falan yani. Bu ne zaman takip, o da bilmiyor yani. Hani yani anlatabildim, bunlar yapılıyor. İşte bunu demek yani istiyorum. Var, yapabilen bu, şeyler, yapılabilir şeyler yani bunlar. Türkiye'deki yani sistem, bir sanatçının ne kadar seyredilebilirliği falan hepsi aslında evet, çok belli yani Cengiz. Evet. O yüzden de bu takipçiler, bu like'lar, bu şeyler, tıklamalar falan hepsi. Bunlara, evet, buna %100 katılıyorum. Herkesin bak, bir seviyede bak. Herkesin. Demin konuştuğumuz gibi. Hani YouTube'da 220 milyon izlendiysen kardeşim hani bunun parası nerede değil mi? Mesela demin izlediğimiz Çağatay'ın şarkısı 140 milyon tıklanmış mesela. Mesela hani 60 mesela ben milyonu bu şarkının tıklanmıştır atıyorum. 60 milyon. Onun için söylemiyorum. Yani hiç tıklanmaz da her şey de satın alınıyor demiyoruz. Bunun evet, bir tıklanılabilir bir seviyesi var. Evet doğru. 60'tır atıyorum. 50'dir, 70'tir, 100. Ama yani 200 milyon, 140 300 milyon mesela. Ya ben falan size bir şey söyleyeyim. Yani ben mesela o konuda biraz bu müzik sektöründe hakikaten yıllardan beri işindeyim. Aynı zamanda da birçok meslek birliğinde kurucu üyesiyim. Yani dijital platformda biz de varız. Yani biraz iddialı konuşacağım. Bana bu verileri versinler abi reel olarak. Gelsin istedikleri platformda, aynen, istedikleri meslek birlikleri başkanlarıyla, istedikleri TT.net, Avea, hepsiyle bütün gelip kurumlar, bütün verileri, dataları alalım bakalım gerçek mi değil mi? Aynen bence de. Yürekleri yetiyorsa bu sanatçılar veya bu firmalar, evet, veya bu patronlar hepsi dahil. Gelsinler abi şöyle bir programa, gelsinler tartışalım. Aynen. Ben de getireyim yanıma adamları, onlar da getirsinler. Hadi bakalım çıkarsınlar. Hadi yapalım ne oluyor? Bunu. Hadi varsa ha, Hodri Meydan. Hadi bakalım. Hadi varsa ha, Hodri Meydan gelsinler. Çünkü evet, hepiniz çoğunluk hikayeden tamam, yazıyorsunuz yani. Ha, yani ben gelsinler, hiç inanmıyorum. Vallahi ben çok çağırdım, kimse çıkmadı benim karşıma. Müzik tamam, ben de çağıracağım bakayım. Gerçekten bir öyle bir, öyle bir program yapalım yani. Evet. Yani evet herkesin takipçileri var, osu var ama bu tıklanmalarda bu 200'ler 300'ler falan Türkiye şartlarında 80 milyon nüfusun 200 milyon tıklanması olmaz. Mümkün değil yani. Nerede yaşıyoruz ya? Öyle bir şey olabilir mi yani? Tamam sizden mesela olmaz. Peki bir Tarkan haberine bakalım müzik konuşmuşken. Önümüzdeki Amerika'da 3 farklı konser verecekmiş ve dev bir sürpriz yapıyormuş. Bununla ilgili görüntümüz var mı arkadaşlar? Hemen bakalım o zaman. İngilizce şarkı okuma provasını paylaşmış kendisi sosyal medyada. Tarkan'ın Amerika konser öncesi provadan görüntüleri böyle. Demek ki hem İngilizce şarkı söyleyecek hem Türkçe de. Çünkü İngilizce albüm de yapmıştı Tarkan. Türkçe, Türk hayranları gelecek. Onların belki arkadaşları gelecek. Hmm. Orada yaşayan Amerikalılar gelecek. Onları da tabii mutlu etmek adına hem İngilizce şarkı söyler hem Türkçe şarkı söyler. Böylelikle genelde çok daha güzel olur yani. Bu şarkı biliyor musun sen? Biliyor, ben yok, hatırlamadım yani. Sen belki müzik dinliyor musun ki otursun? Evet değil mi? Yani senin hiçbir alakan var mı yani dünyayla, müzikle bir bana? Bir tek Seren Serengil dinliyorum. Evet, Allah 2, Allah. 2-3 Mart'ta New York'ta, 5 Mart'ta da Los Angeles'ta konser verecek. Bir şey söyleyeceğim. Ama senin de Amerika konserin var. Amerika Haziran gibi zannediyorum. İşte Los Angeles, New York bir yer daha söylediler. Şu anda aklımda değil. 3 konserde bir olma durumumuz var. Ama bu Amerika'daki Türkler yani. Tabii canım Amerika'daki Amerikalılar Türkler değil mesela. Herhalde canım yani. Hani, tabii canım Tarkan'ın yok da sonuçta. Ama mesela bak şu oldu Seren, sana söyleyeyim. 90'lı yıllarda Amerika değil daha çok Almanya'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan Türkler kız arkadaşları biz çıktığımız zaman onlarla beraber bizim konserlerimize gittiler. Almanya'da çok pop müzik önde olmadığı için yani müzik çok önde olmadığı için onlar da Türk sanatçılarına hayran oldular. Sonra benim mesela birçok yabancı hayranım olmaya başladı Almanya'da. Yani Alman kız
Yani beni hiç yani bilmiyor, etmiyor ama geliyor imzalı resim, işte titriyor filan, ben senin hayranım diyor. Benim Alman diyor ki, ben Almanım diyor. Ya nasıl, nereden tanıyorsun diyor böyle beni. Aynen. Diyor ki benim arkadaşlarım işte beni konsere götürdüler diyor. Senin kasetlerini dinledim, CD'ni dinledim diyor. Oradan mesela hayran olmuş. İran'dan çok hayranlarımız var. Azerbaycan'dan, İran'dan. Yani o şimdi şarkıları nereye kadar gideceğini bilemiyorsun. Yani o bile uçuyor gidiyor ama... Şu bir gerçek ki kesinlikle %80'i Türk, %90'ı Türk yani. Türk yani. Yani biz konseri. Yani o anlamda yani yabancılara hiçbir zaman yani şey yapamadık, ulaşamadık o anlamda yani. Senin şarkıların Almanca düşünemiyorum zaten. Ya Almanca falan değil, onlar zaten yani anlamasa da dinliyor orada o şey, o popülerlikle o yıllarda yani böyle bir şey oldu. Yani Alman ben anlayamıyorum nasıl bizim sanatçılarımız yani Fas'tan çıkıyor, Mısır'dan çıkıyor, oradan buradan, bizden neden olamıyor? Şundan, dünya platformunda niye oluyor? Çünkü yani bir sermaye durumu var orada, bir yatırım durumu var. Yani dünyada bir albüm yapmak çok büyük bir yatırım. Aynı zamanda onların yaptığı albümde insanları kategorize de ediyorlar. Yani şimdi milletlerin birbirlerine bakış açısı da farklı. Yani mesela bizde işte Lübnan'dan, Fas'tan, ne bileyim Suudi Arabistan bir tane adam geliyor. Burada klip çekiyorlar. Biz çok yaşıyoruz yani. Diyor ki adam, abi işte bu diyor bilmem nerenin diyor Tarkan'ı diyor. Şimdi bakıyorsun parça başlıyor. Tamam hani arabalar güzel, spor mu spor falan filan her hep şey. Aynı şey. Tamam. Hep arabada bizimkiler. Ondan sonra şimdi parça başlıyor. Arapça anlamıyorsun yani, anladın mı? Bir de şey de yani bir başka bir fakat boyutta. Arapçanın da anlaşılmasa da bir egzotikliği ve güzelliği yani, var yani. Mesela şey var, anlamıyorsun bir de yani biraz şey olacak belki ama yani herkes kendini bir kategorize etmiş. Yani müzik Amerika, İngiltere, hani Türk, abi Türk müziği yani Türk yani, anladın işte mı? Yani, bir Fas, yani biraz Fas bu sen bu geçerli değil de bir Lübnan niye, için niye, değil de şundan için dolayı çünkü onu... Fransızlar, Cezayir, onların sömürgesi ama, evet. Orada zaten Fransızca biliyor. Ondan sonra o anlamda da orada mesela benim ve benim gibi birçok arkadaşımın mesela Buda Bar'da çok iyi hatırlıyorum. Fransa'da benim şarkım çalıyor. Yani bugün hatta çevirdiler yedi. Hakan Bey dediler. İşte biz Buda Bar'da işte dinliyorduk, gidiyorduk falan. Sonra bir şarkı başladı dediler. Bir anda o şarkıyı biz anlamaya başladık. Kimse anlamadı. Anladık ki Türkçesi şarkımızın. tabii şey oldu böyle ya. Hani bir şarkı, aa biz anlıyoruz bu şarkıyı, kimse anlamıyor. Yani bizim arkadaşlarımızın benim, Mustafa'nın, Tarkan falan Buda Bar'da mesela çaldı 90'larda. Belki hala çalıyor Türkçe şarkılar yani. Tarkan'ın falan çaldığını biliyorum ben. Bayağı Arjantin'de rastlamıştım. Evet. Peki şarkıyla mı veda ediyoruz? Ne yapıyoruz? Evet, şarkıyla veda ediyoruz. Tabii ki şarkıyla veda ediyoruz. Tabii ki. Hangi şarkıyla? Sen şarkıcı. Ben magazinci. Ne konuşunuz daha durumu var? Saatlerde çalan şarkısı. Ateşini yolla bana. Ateşini yolla bana. Hadi bakalım. Ateş peki, ateşini yolla bana. Veda ediyor muyuz? Evet, veda ediyoruz. Teşekkür peki. Ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Size çok teşekkürler. Hakan Peker yeni şarkı bekliyoruz. Allah! Ateşini yolla, gündüzüm ol geceleri sorma. Daha sokul bana, hiç bağlamayalım sorunsalar. Bir siyah bir beyaz, bu ateş gibi yanarız ama yine de geriye dönmeyiz. Biliyorum sen de eskiyi özledin, yalan söylemiyor bak gözlerin.
Naz. Ne? Bir dakika dursana ya, ne oldu şimdi? Durmuyorum. Ne oldu şimdi? Şu an yaptığın ne yani? Durmuyorum. Ne bağırıyorsun? Ne oldu ki şimdi? Hayır, bu tavırların şu an ne? Ben sana ne yaptım? Ne istiyorsun? Ne konuşmak istiyorsun? Bari sebebi söyle. Ne oldu? Ben bilmek istiyorum sebebini. Öf, sen çok iyi biliyorsun ne oldu. Ya orada söylediklerine şu an yaptıkların ne? Ben seni anlamaya çalışıyorum. Orada kalktım, ben seni savundum. Şu an senin yaptıklarına bak ya. Hep... Arabamdan iner misin? Sen de inmen lazım. Bizim konuşmamız lazım yani. Şu an senin yaptıklarını ben anlamıyorum, anladın mı? Sen kendin her şeyi mahvettin. Hani senin derdin ne? Senin derdin ne ya? Kalkmış diyorsun, bana bir şans ver diyorsun. Şu an yaptıklarına bak. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Çok gerildim ya. Gerçekten çok gerildim. Harbiden sen ne yaptığını, ne istediğini bilmiyorsun ya. Ben sana konuşmak için bir şans verdim. Artık konuşmak da istemiyorum. Bu kadar. Bak farkındaysan ben seninle konuşmak istiyorum. Ben seninle uzlaşmaya çalışıyorum ve senin yaptıklarına bak. Ben seninle bir defa konuşma şansını vermiştim Ali. Şu an hiçbir şey vermek istemiyorum. Bir şans hak etmiyorsun. İyi, neden yine bindin arabama? Ben eve gideceğim. Konuşacağımız şeyleri konuştuk bence. Ben dün senden şans istedim. Sen ne yaptın Ali? Ben hemen sana... Tamam, sen bir adım attın bana ama sen benden sana karşı koşmamı bekliyorsun. Sen uzatıyorsun. Dün zaten ben buradan sinirle çıktım. Uzattığın için, konuşmak istemediğin için, ay ne bileyim düşüneceğim, ay ne bileyim işte Anna'yla muhatap oluyorsun, onunla muhatap oluyorsun, bununla muhatap oluyorsun. Bana şans vermiyorsun. Ben de zaten buradan dün sinirle çıktım. Orada da geldim, konuşmak istedim. Ben de konuşmak istemedim. Tamam, benimle konuşmak istemiyor musun? Ben sen dün ben burada seninle konuşmak beni, için çok çabaladım. Kendisi benden şans istiyor. Ve ben düşünüyorum, konuşmaya çalışırken yeniden benden kaçmaya başlıyor. Hayır, şimdi başlıyor. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Dün ne dedin? Düşünmem lazım. Ben böyle ani kararlar verip o zaman arabanın yanında beni neden bekliyordun? Neden peşimde geliyordun? Neden arabamı oturup konuşmaya çalışıyordun? Tamam, konuşmak istiyordum seninle. Konuşmak istiyorsan burada konuş Ali. Adam senin yanına zaten gelmiş yani konuşmak için. Hani burada zaten milletin iç. Ama burada milletin içine beni itiyor. O da benim zoruma gidiyor. Dün arabada konuşmak istediklerini burada neden konuşmadın? Tamam, sen konuşmak istemiyordun değil mi arabada? Şu an neden benimle konuşmak istiyorsun? Ben seninle konuşmak istemiyorum. Zor abla çıkardı buraya. Ha, istemiyorsan sen geri alabilirim buraya. Günde 5 tane talip görüyorsun. Biri geliyorsun arabanın yanında benimle konuşmaya. Ya bu ne ya? Herkesi abartmaya herkes seviyor ya. 5 tane. Nerede 5 tane talip gördüm ben? Görmemen lazım. Aa. Sen burada talip çık. Gör, sonra çık gel benim arabada sohbet edelim. Oo, oldu, başka isteğin var mı? Sanki ben buna seviyorum falan diyorum da sonradan talip görüyorum da bu şu an bana böyle tavırlar yapıyor. Kendisi bana öyle söylüyor. Bugünden oturduğunda zaten Amir'le konuşuyor. Ne konuştuklarını anlamıyorum zaten. Pısı pısı pısı. Kalkmış bana şans istiyorsun. Kimle konuşuyorum anlamadım. Pısı pısı pısı. Kimle? Amir'le mi? Ya ne alaka? Amir. Evet Zor abla. Yani niye şey yapmasın yani niye... Benimle konuşmasın. Niye konuşmasın? Nazanım? Çünkü sen ondan hoşlanıyorsun değil mi? Tamam. Neden seninle konuşsun o zaman? Yok yani o iş doğal bir şey ki yani ben istesem ben, ister Naz'la konuşurum. Ben kaç yıllık? Ben istesem, kaç Sertan yıllık? Bak, konuşurum şununla konuşurum. 4 senelik konuşurum. Arkadaşım. Yani senin buna girmemen lazım Ali. 4 senelik arkadaşım bana açıklama yaptıktan sonra fazla buluşmuyorum. Hatta hiç buluşmadım. Sen anladın mı? Evet, biz Angelina çok severim. Yani. 4 senedir artık oldu. O açıklamadan sonra ne arıyorum? Ne buluşuyoruz? Çünkü biliyorum onun bana karşı bir dakika. Bir yerlerde bravo, bir şeyler hissettiğini. Bravo, bak ne kadar duyarlı bir davranış sergiliyor. Ama bir de şu anda şu var. Biliyorum. Konuşmamı kıskandın mı? Böyle konuşuyor falan, yeniden korkuyorum. Bir şeyler hissederim, yeniden alışırım diye korkuyorum. Veya düşünüyorum, yeniden şans mı versem mi acaba? Sonuçta ben yoğun duygularla buraya geldim. Evet. Kendi kendime düşünüyorum. Bir gün geçiyor üzerinden, Naz tamamen değişiyor. Tamamen ne yaptığını sen bilmiyor. Sen değiştiriyorsun çünkü. Kalkmış benimle kavga ediyor. Bugün her müzikte kalkıp dans ediyor burada. Çok mutlu gözüküyor. Aa, bu beni kıskanmış. Ali benle dans etsin istiyorum. Ne? Ali ile dans etmek istiyorum. Zuhal Hanım. Çok gerçekten ciddi samimi diyorum. Bizi çekemeyenler var. Onların gözü önünde. Ayrıca bu gerginliği bir kenara koyalım bence. Peki. Bak hemen kalkıyor. Yani sonuçta bayan
Sen olmasan başka birisi de bunu benden istese ben yine dans ederim yani. Ben olmasam başka biri olsa yine dans edersin. Yani sonuçta bayansın, beni dansa davet ediyorsun. Hayır. Centilmen bir erkek olarak. O zaman neden söylediklerinde şeye dansa kaldır ya da çaya git diyorsun? Hayır, ben umut vermek istemiyorum. Sonuçta bana daha çok bağlanacak. Şimdi sen benimle dans edersen. Şu an ben seninle dans edersem sen bana olur, daha mı çok bağlanacaksın? Olur, bugün salsa yaptı herkes birbiriyle yani, şimdi. Aa, yani ne var değil mi yani. Muhammed? Yarın olacak zaten, unutacaksın. Demir abi. Ben de zaten Naz'ın yapmak istediğini anlamadım da. Gerçi anladım. Şu an söylemek istiyorum. Ne anladın? Yani yeniden kendimi kaptırmayacağım. Var mı öyle bir tehlike? Ne yapacaksın? O zaten beni duvar çözmüş muhtemelen. Hmm. İşte gözümün içine sürekli bakmak, dansa falan çıkarmak, elinden tutmak. Yeniden bir şeylerin başlamasını istiyor ama yapamayacak. Ne? Nereye gidiyorsun? Aa! Nasıl yani? Şey söyleyeceğim ya. Helal olsun derken siz bir ilişkinin başlamasından yana mısınız yoksa bitmesinden yana mı? Senin o çocukla dalga geçmemenden yanalar. Sen bir sus be! Yavaş. Şimdi ne demek bu, anlamadım. Şimdi bu senin yaptığın yakıştı mı sana? Neden çıktın? Onu açıklasana Ali. Zuhal Hanım, Naz biliyor beni. Ona karşı zaafım olduğunu biliyor. Bak, kendi ağzınla da söylüyorsun. Şu an hazır değilim ya. Bir şeylerin başlamasına yine korkuyorum. Güvenmiyorum çünkü Naz'a. Şu an zaten yaptıkları falan da yani beni nasıl ele alabileceğini biliyor. Hmm. İşte şu an dansa kaldırması falan da öyle olduğunu düşünüyorum. İşte gözlerimin içine bakması, elimden tutması. Nazar dans ederken mı korkuyorsun? Dans ederken kulağıma bir şeyler söylemesi. Pek samimi bulmuyorum. Beni... Samimi mi bulmuyorsun yoksa kendini Naz'a kaptırmaktan mı korkuyorsun? Kendimi kaptırmaktan korkuyorum. Yine aynı şeyler yaşamaktan korkuyorum. Sen benimle şimdi demek dalga geçtin. Sonuçta benim için zor oldu. Şimdi sen benimle dalga mı geçtin? Nasıl yani ben seninle dalga geçtim? Şimdi neden kalktın, dans ettin o zaman? Ben zaten kalkmamıştan önce söyledim. Herhangi bir bayan zaten bana kalkıp dans etmek istese ben hemen ederim yani. Yani meraklısın kadınlarla dans etmeye. Peki ben sana bir soru soracağım. Sen neden benimle dans etmek istedin? Çünkü ben zaten seni istiyorum. Peki zaten istiyorsun, senle de bir yola devam etmek istiyorum. İsteseydin dün öyle bir şeyler yapmazdın. Yani sana da inanamıyorum ya. Yemin ederim. Ben seni ben istiyorum de dedi yani, çok net. Ya sen burada sürekli taliplerine demiyor musun ben size umut vermek için çaya götürmek istemiyorum? O zaman kalkıp benimle burada dans etmek ne demek? O halde yani... senin duyguların da tam olarak bitmemiş ki Naz'a karşı. Şu an tabii yani nasıl bitebilsin ki? Çok yoğun bir şeylerle geldim. Evet. İlk geldiğim gibi değilim ama yine öyle olacağım için korkuyorum. Ya Naz'ı tam güvenemiyorum. Bir gün böyle oluyor, bir gün öyle oluyor. Bir gün tamamen farklı konuşuyor, bir gün sinirli oluyor. Ben senin bu yaptığını kendime karşı haksızlık, saygısızlık gibi görüyorum. Kusura bakma. Tutturmuş dans neden diyor ettim benimle. Evet, bir an kendimi boş buldum. Kendimi zaten anlamadım neden dans ettim. Oh ne güzel. Bir an boş buldum, sana bunu söyledim. Bir an boş buldum, seninle dans ettim. Bir an boş buldum, ne bileyim ne yaptım. Peki senin amacın neydi? Beni yeniden kendine aşık etmek mi istiyorsun? Yeniden aşık edip sonra yine aynı şeyler tekrar etmek mi istiyorsun? Aynı şeyler tekrar edeceğimin garantisini sana kim verdi? Ben zaten peki, garanti... Peki şu an vermeyeceğinin garantisini kim veriyor? Aynı şeyler yapmayacağının garantisini kim Çünkü veriyor? Çünkü ben... Gerçekten evlenmek istiyorum. Sen beni
Sen bana aşk olarak geldin. Ben de sonradan sana bir karşı bir şeyler hissetmeye başladım. Sonra olmadı, tekrar denemek istiyorum. Ali, dans ederken ne hissettin? Elini tuttuğunda, sarıldığında Naz'a ne hissettin dans ederken? Züha Hanım, zamanla ben olumsuz olduktan sonra benim için çok zor oldu. Çok acılar çektim. Hiç kimseye bildirmemeye çalıştım. İçimde kendimle savaştım. Ve yeni yeni kendime geliyordum ve yeni yeni artık nefes almaya başlıyordum. Buradaki tıkanıklık artık kalkmaya başlamıştı. Şu an dans etmeye başlarken yine aynı şeylerin olabileceğinden korktum. Sen de umut veriyorsun gibi oluyor. Sen Naz'ın arabaya binince umut veriyorsun oluyor. Ama burada olumsuz diyorsun. Bir gün siz iyisiniz, güzel görünüyorsunuz. Bir gün siz kavga ediyorsunuz. Bak dün bile akşam kavga ettiniz. Eğer böyle yaşamak istersen Ali, devam et. Ama bence mutsuz olacaksın. Yani senin mutlu olacağını istiyorum için şimdi sana yorum yapıyorum. Ama sen de olumsuz olması için belki de orada ne dualar ne dualar. Bak kötü bir kız değilsin. Evet iyi bir kızsın. Bana o zaman neden bana karşı hiç bir sıkıntı yok seninle. Anladın mı? Ama Ali seninle mutlu olmayacak. Sonuçta evlilik 2-3-5 günlük doğru diye bir şey değil. Doğru. Tamam, o kadar benim gibi aşık olup neler çekenler var. Ben onların durumuna düşmek istemiyorum. Oh. Karşılıksız aşk, karşılıksız güven. Karşılıksız aşk. Ya sonuçta ben buraya büyük yoğun hislerle geldim. Ben de söylüyorum işte sonradan ben de sana karşı bir şeyler hissediyordum. Ki öyle bir şey olmasa benim neyime lazım kalkıp senden ikinci bir şans isteyeyim? Seni anlamak olmuyor. Senin konuşmaların bir günle yarını tutmuyor. Yeni yeni kendime gelmeye başladım. Ve yeniden kalktı böyle bir şeyler söyledi. Keşke söylemeseydi. Keşke Naz'ın bana karşı bir şeyler şu an söyledi ya. Şeyler ben de hissetmeye başladım. Keşke bana onu söylemeseydi. Taşlar yerinden mi oynadı? Ya ben bana karşı bir şeyler hissetmesi umurunda olur mu? Olmaz. Hayır der oturur yani. Korkuyor. Ay ne kadar çekiniyorsun, ne kadar kendini zorluyorsun. İlk başlarda sen öyleydin. Çekingenlik sen yaptın, kendini Naz'a koyan sen oldun. E o zaman beni anlaman lazım. İlk başlarda sen de benden ne bileyim beni mutlu etmeye çalışıyordum. Sen evet, yürütmek istiyordun. Birisini mutlu etmek kötü bir şey mi? Evet, Ali'yi çok seviyorum. Ben onu ilk önce hemen söyleyeyim. Gerçekten hani evlilik programlarında bir sürü insanlar çıkabiliyor. Hmm. Bazen diyoruz ki bu evlenmeye niyeti yok bunu. Kendini tanıtmaya gelmiş diyoruz. Çok düzgün bir çocuk. Ama buraya da geldi. Bak yakından tanıdım bu çocuğu. Gerçekten Türkiye'de şöhret olma potansiyeline sahip derecede yakışıklılığı var. Kişilik olarak son derece efendi bir çocuk ve çok iyi bir çocuk. Biliyorsun programa da geldiğinde dedi ki Naz'a araba almıştım ben dedi. Bu araba mı? Yok. Yok yani hayır. Şimdi Naz'ın kendi arabası var. Bir sürü seyirci de diyor ki bu Naz bu arabaları falan nereden alıyor? Seren Hanım bir sorar mısınız diyor. Onu bir soracağım. Tamam onu sorabilirim. Evet yani nereden bu almış arabayı? Şimdi Cengiz sen belki vaktin yok diye hani ben sana hatırlatayım. Böyle şimdi evlilik programlarında Ali Naz'a geldi ilk. Zuhal'in programında. Ve Naz da Ali Azeri'ydi değil mi? Azeri İkisi Kürşen. De Azeri. He, Naz da Azeri değil mi? Geldi fakat çok egolu davranışları, bazı güvenini kırıcı hareketlerden sonra bunlar bitirdiler. Ve Ali'ye de birçok talip geldi, Naz'a da geldi. Sonra bir şekilde Naz çark etti. Yani Ali'ye olan şeyini anladı. Ama bu sefer de Ali dönmek istemiyor çünkü güveni kalmadı artık. Ama haklı Ali. Çünkü hani bir kadına gerçekten güvenmezsen, onunla güvenip bir yola çıkmazsan... Hele evlilik söz konusu. Ya hele evlilikseniz Ali'ye o zaman tabii ki haklı. Yani senin için gelmiş birinin gerçekten de güvenini sarsıyorsan ve ondan sonra ondan hiçbir şey yokmuş gibi devam etmesini istiyorsan bu problemdir. Yani bu şeyin nedir? Asena'nın yaşadıklarından sonra Caner'e şey demesine benziyor. Aynen. Caner'in ona dönmesi gibi Caner'in bir şey. Ona dönmesi. Hani burada tabii böyle bir aldatma falan yok tabii ama, hani güven meselesinden söylüyorum. O örneği veriyorum. Çünkü evlilik başka bir şey. Hani flört evet edip de çay güven içmeye gidebilir. Güven yıkıldığı zaman. Aynen.
Başka bir şey olur. Şimdi Ali çok hassas ve duygusal bir çocuk. Bence zaafı var. Zaten zaafım var sana diye de söyledi açık açık ama aslında içinden bir şeyler hissediyor ama ilk günkü gibi değil bence artık. Ve orada da değil ve bir şeyler yaşamaktan da korkuyorum diyor. Hmm. Başa dönmemek için diyor. Bence Ali böyle bir yani bu benim fikrim. Naz da çok güzel bir kız. Evet, güzel bir kız. Ama Naz evlenmek için, yani Ali ile evli kaldığı sürece Ali'yi çok yorar ve üzer. Ve evlilik... Sen bunu Ali'nin kulağına söyle. Kulağına değil, buradan söylüyorum ben Ali'ye. Yani kulağına da söyle. Ali'ye buradan söylüyorum. Ali, her şeyi sevmek, yani iyi bir sevgili demek, iyi bir eş olacak anlamına gelmiyor. Ha. O yüzden de eş olmak her şartta, her koşulda yanında durabilmektir. Naz'ın öyle bir duruşu yok. Ama bunlar da birbirine yakışıyorlarmış ha. Yakışmak bak. Şimdi fotoğraf olarak yakıştırınca yani, fotoğraf ne olacak? Aynen. Sen yani, fotoğraf olarak söylüyorum. Fotoğraf olarak yakıştırdık. Kız güzel, çünkü çocuk yakışıklı. O ona baktı, aha, o ona baktı. Sonra hayat başladı. Peki yani, şimdi kızın gerçek... altında araba var. Evet. Kız biraz iddialı bir kız yani. Evet. Hani Ali tekrardan bir hayata başlayacak. Onun hayatına bakalım kaldırabilecek mi? Yani biraz daha belki Ali'nin sevmediği, belki evet, Ali'yi daha çok seven bir kız. Orada mesela bir kız var oturuyor. Yeşil gözlü, hmm, o da yabancı. Mesela ben o kızla Ali olsa, o Angelina... Anna mı Angelina biliyor musun? Anna mıydı, Angelina mıydı? Angelina da var, Anna da var orada. Angelina. Angelina ile olsa belki evet öbürküsüne daha çok zaafı var ama o onu daha çok mutlu eder gibi geliyor bana. Çünkü huzurlu olmak çok önemli bir şey değil mi evlilikte? %100. Yanında olmak tabii her ki, koşulda. Herhalde. Yani o yüzden hani tabii ki gönül bu. Hani gönül bazen imkansızı da istiyor, olmadığı da istiyor. O ayrı bir şey. Hani ben bunu en son söyleyecek insanım da. Ama tecrübelerime dayanarak keşke beni daha çok seven bir insanla olmuş olsa idim diyorum. Bence Ali de aynı yolu seçmeli. Yani hah bu kız bak. Evet. Bu kız bence hoşlanıyor ondan. İlk önce arkadaş gibilerdi. Ondan hoşlanıyor. Fakat tabii ki Ali'nin de bu kıza olan zaafı yüzünden geride kalıyor. Ama o daha mülayim bir kız, daha anlayışlı bir kız. Zamanla belki birbirlerini sevebilirler de yani. Ama bunlar birbirlerinden nefret ederler zamanla. Evet. Nazlı Ali. O gerginlik, o kavgalık başka orada. Bir şeye dönüşür yani. O olmaz yani. Dönüşür yani. Bilemedim, ben böyle görüyorum yani bu hikayenin evet, sonucunda. Böyle çocuk hep mutsuz bak. Yani bir insanı sevip de bu kadar mutsuz olduktan sonra ne anlamı var ki o aşkın? Evet, bu şeyde Ali'de öyle bir şey var. Mutsuz çocuk hep bir şey anlatıyor. Hep anlatıyor. Öbürsün sen bunu yaptın mı? Devamlı bir şey. Yani aşkın da güzel halleri de vardır yani. Evet. Orada ben göremiyorum. Şimdi aşkın... Ve yalnızken eleştirdiğim bir şey var. İkisi evet, yalnızken söylediği şeyleri Naz'a. Naz benim için sen bunu söyle. Senin bana zaafın var. Bak söyledin işte. Bak söyledin. Hep böyle bir ispat var herkese. Bu olmaz yani. O yüzden yapmış olduğu hiçbir hareketi samimi de bulmuyor Ali. Ben de bulmuyorum açıkçası. Evet. O yüzden Ali'nin bu ilişkiden bence yavaş yavaş gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben kendi adıma. Peki gidecek mi gitmeyecek mi onu bu akşam Zuhal Topal'da akşam üzeri yayınlanacak. Evet, canlı seyredeceğim yayında bakayım göreceğiz ne oluyor. Ama gerçekleşmiş bir evliliğe gidelim biz. Sinem ve Kenan evliliğine. Biliyorsun Rio'daydılar, Brezilya'ya evet, gittiler. Oradan Miami'ye geçmişler ve fotoğrafları geldi. Uluslararası ajanslar bile fotoğraflarını çekmişler. Amerika'da ünlüleri takip eden sitelerde yer aldı bu fotoğraf işte. Baş başa yemek yerken Amerikan sitelerine bile düştü. Ya Amerikan evet, sitelerine Miami'deki... niye düştü ben anlayamadım pardon. Türk oyuncular, ünlü Türk oyuncular. Sonuçta Sinem'in öyle bir uluslararası dizisi yok ama Kenan hem Latin Amerika'da. Latin Amerika'da. O yüzden bilinen çok popüler bir oyuncu. Artık yani Amerika'da hani birebir çok bilinmese de ama Latin kökenli Amerikalılar Kenan'ı tanır. Yıllarca müzikle dünya platformuna girmeye çalıştık. Giremedik. Aynen. Bak o doğru. Ama dizilerimizle ne kadar dizi büyük bir evet dizi tabii, oyuncularımızla o platforma girdik çok gurur verici bir olay. Kesinlikle. Yani müzikle yapılamayan şeyi aslında oyunculukla dizilerimizin başarısıyla yaptık yani. Bu da takdire şayan yani, bir durum. Bak işte o bu yüzden abi, tebrik ediyoruz. Oradan Miami'ye geçmişler. Şaşırdım Miami yani. Gitti. Hani bu hani böyle Dubai'de orada burada çıksa tamam da hani bunun Amerika'da bir sitede aynen, çıkmış olması. Amerikan sitesine aldı bunları. Evet. Peki Instagram turuna bakalım o zaman. Instagram'ı açalım ünlüler... hemen. Şu telefonumu açıyorum. Aynen sen de aç. Instagram'da ünlüler neler paylaşmış ona bakalım. Evet. Dün gece sosyal medya ünlü isimlerin birbirinden ilginç videoları ve fotoğraflarıyla doluydu.
duymayan kalmasın editör masası bu özel paylaşımları sizler için seçti. Helin Avşar ablasından haberler veriyor sayfasında. 16-26 Mart haftasında başlayacak Hülya Cup tenis turnuvasına Avşar kızı sıkı hazırlanıyor. Baksanıza güzel oyuncunun formuna. Bu arada hatırlatmakta yarar var. Bir Hülya Avşar sohbeti cumartesi akşamı 23.30'da İçimdeki Fırtına dizisinden hemen sonra başlıyor. Kaçırmamanızı öneririz. İlk konuk Acun Ilıcalı olacak. Bak seninle aramızda boyut farkı var, bunu unutma. Pardon? Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in evliliklerinin birinci yıl dönümünden bir fotoğraf düşüyor turumuza. Tatlıtuğ çiftini bu özel gecede yakın arkadaşları Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı yalnız bırakmıyor. Zayıflayan ve güzelliğine güzellik katan oyuncu Pelin Öztekin verdiği kiloları bir daha almamak konusunda kararlı. Yetenekli oyuncu formunu bebek sahilde koruyor. Gökçe Bahadır aradığı mutluluğu en sonunda buldu ve o mutluluk ona çok ama çok yakışıyor. Güzel oyuncunun sevgilisi Efe Duru'yla romantik anları sosyal medyasında yer alıyor. Küt küt atıyor kalbim, bitmedi gitti şu harbim. Liseli kızlar gibi pırpır, uykusuz gecelere talim. Türk popunun minik serçesi Sezen Aksu, Şükrü Özyıldız'ın Kapadokya'da çekilen dizisinin setini ziyaret etmiş. O anlar setten hemen sonra sosyal medyada paylaşılıyor. Paylaşımı yapanlardan biri de Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Rabia Yaman. Ünlülerin Instagram'da paylaştığı fotoğraflar böyleydi. Arkadaşlar bana yazıyorsunuz. Yazarken yani şöyle bir şey yazmışlar. Naz'ın bir tane sevgilisi eski nişanlısı çıkmış ortaya. Naz kim? Ay Cengiz işte evlilik programındaki Naz yok mu? Bizim ha demin Aline. Konuştuğumuz tamam. Evet. Demin Aline Naz anladım. Evet. Daha aklım başka bir şey. Yazmışlar şimdi bana da eski nişanlısı çıkıp diyormuş ki işte biz onunla ayrılmadık ki hiç diyormuş. Bilmem ne diyormuş falan saçma sapan şeyler söylemiş. Tabii Aline de kulağına bunlar gidiyorsa bu kıza güvenmiyordur anladın mı görüşüyor diye falan. Güvenmez tabii ki çünkü hani zaten en başından zaten bir güvenini sarsmış. Evet. En başına güveni sarstığı için. Ben Ali'yi çok seviyorum ve Ali'nin çok mutlu olmasını istiyorum. O yüzden de çok dikkatli düşünsün diyorum. Evet. Peki haber turuna bir bakalım. Instagram turundan sonra haberlerde neler olmuş onu da görelim. Arkadaşlarla yemek yedik. Şimdi eve geçeceğim zaten. Evet evet pazar gidiyorum işte. Aynen. Belli değil. Ucu açık. Duruma göre bakacağım. Duruma göre bakacağım ben de işte. Kabul edebilir mi yoksa? Yok kabul etmem tabii. Bir ayağım orada olsun diye şey yaptım hani seneler hızlı ilerliyor sonuç olarak. Çok fazla geriye dönüp baktığımda aa falan demeden değerlendirmek istedim şu vakti. Son sevgililer günüydü. Nasıl geçti soralım. Güzel geçti. Her şey sevgililer günü evlilik teklifi yaptığınızı duydum ama bu doğru mu? Yok. Doğrusunu soruyorsa Yuvan çalışıyordu. Ben çalışıyordum. Görüşmedik bile. Çiçek geldi bana stüdyoda. Abi teklif, o kadar. Ya bir çiçekle kurtardım ya. Teklif zaten bizde. Görmedim diyorum sen teklif. Yani gerek yok. Hayır yani. O gün olmamıştı. Görmedim gerçekten görmedim. Bir gün önce olmuştu. Dudak dudağa. Evet, ne olacak? Ya onu soralım hani. Arkadaşlar zaten yani bu kadar olay yaptığınızı anlamadım. Hakan çok zaten çok konuşuluyor onun için soruyoruz bence bize. Bence Hakan'ın defilinin ve başarılı konuşması gerekiyor. O pucuk yani konuşmaması gerekiyor. Arkadaşlar yani, hakkınız dudağından öpebilir miyim? Allah göğününe göre ver. Yani bazen oluyor.
Alkışlar. Davet edelim. Sizin de efendim işlerinizi takip edelim. Şarkılar olunca hemen. Peki reklamlara gidelim o zaman. Reklamlardan sonra burada olacağız. Bir şey söyleyeceğim efendim. Önemli. Söyle diyetle alakalı kızlar. Benden istediklerinizle alakalı bir size bilgi vereceğim. Pazartesi başlıyoruz. Tamam. Reklamlara gidiyoruz. Hayalin masamda. Duymayan kalmasın programına gelecek hafta yıldız yağacak. Ayşegül Aldinç geliyor. Sorma. Sesler yok aslında. Dillere pelesenk olan Durum Leyla şarkısıyla uzun bir aradan sonra müziğe geri dönen Ayşegül Aldinç tüm neşesiyle Pazartesi sabahı Duymayan Kalmasın stüdyosuna geliyor. Pazartesi sabahı Ayşegül Aldinç'le başlıyoruz ve hafta boyunca çok sürpriz isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Sürprizlerimize çok şaşıracaksınız. Sorma. Allah. Evet efendim, gün sonuna geldik. Duymayan kalmasından veda ediyoruz. Hoşça kalın. Evet sevgili seyirciler, yarın sabah buradayız. Yarın size benim yaptığım diyetle alakalı ipuçları vereceğim. Pazartesi de hep beraber başlayacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.